14 Mart Pazartesi bir haftalık aranın ardından saatler 21'i gösterdiğinde Diyalog TV'de 90 Artı'da birlikteyiz. 19. hafta kapettiklerinde geride kaldığı toplam 62 golün atıldığı lig 30 gol Süper Lig'de 16 gol 1. Lig'de ve yine 2. Lig'de 16 golün atıldığı 19. hafta geride kaldığı toplam 62 kez filelerin havalandığı bir hafta. Tabii ki özellikle Süper Lig'deydi gözleri. Bu hafta puan kaybı yaşanır mı yaşanmaz mı? Binatlı ve Çetin Kaya'nın kayıp yaşamadığı bir hafta. Malatya Türk Gücü'nün kritik 2 puanı Mor Menekşe deplasmanında bıraktığı bir hafta. Ancak 1. Lig'e baktığımızda ise 1. Lig'de liderlik Girne Alkev ile başlamıştı. Girne'de uzun süre kalan bir liderlik. Sonrasında ise Başkent'e geldi liderlik. Gençlik Gücü aldı. Ancak 19. hafta itibariyle doğuya giden bir liderlik var. Dumlu Pınar çok müthiş bir çıkış, iyi bir istikrar. Günün sonunda da ise baktığımızda dün itibariyle 1. Lig'de liderlik koltuğunun yeni sahibi. 90 artı haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve bir sonraki haftanın karşılaşmalarıyla başlayacak. İki önemli isim var stüdyoda. Önce bakalım sonuçlar nasıl olmuş. Sonrasında ise stüdyoya döneceğiz. Kapet Süper Lig'de 30 golün atıldığı haftada Türk Ocağı 1, Cihangir 2, Küçükkaymaklı 2, Bostancı Bağcı 0, Gençler Birliği 3, Yeni Cami 1, Binatlı 3, Doğan Türk Birliği 2, Mor Menekşe 1, Mausa Türk Gücü 1, Değirmenlik 2, Lefke 5 ve Gavi Çetinkaya 5, Yeni Boğaziçi 2, 19. haftada alınan sonuçlar. Binatlı ligin zirvesinde alınan sonuçların ardından puanı 39, 2. sırada Gavi Çetinkaya var puanı 37, 3. sırada Gençler Birliği puanı 35, 4. sırada Mausa Türk Gücü var puanı 34, 5. sırada Lefke puanı 32, 27 puanlı 3 takım var. Kapet Süper Lig'de 6. Doğan Türk Birliği 7. Yeni Cami ve 8. ise Küçükkaymaklı. 9. sırada Türk Ocağı var puanı 24, 10. sırada Cihangir puanı 21, 11. sırada Değirmenlik var puanı 17, 15 puanlı 2 takımdan Bostancı Bağcılık 12. Yeni Boğaziçi ise 13. sırada. Haftalar sonra puanla tanışan Mor Menekşe ise puanı 13, sıralaması ise 14. Ne var önümüzdeki hafta? Yeni Cami, Değirmenlik, Bostancı Bağcıl, Türk Ocağı, Cihangir, Gençler Birliği, Mausa Türk Gücü, Gayu Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Mor Menekşe, Yeni Boğaziçi, Küçükkaymaklı, Lefke, Binatlı, 20. haftanın programı Kapet Süper Lig'de. 1. Lig'e bakalım. 1. Lig'de 16 gol atılmış 19. haftada. Hamitköy 0, Gençlik Gücü 0, Yalova 0, Denizli 0, Göçmenköy 2, Lapta 2, Karşıyaka 0, Dumlu Pınar 5, Girne Alkevi 1, Esentepe 1, Düzkaya 1, Bafülkü Yurdu 1 ve Görneş 1, Gönyeli 2. Ligin zirvesinde Dumlu Pınar. Az önce belirttiğim puanı 42. 2. sırada Gençlik Gücü var puanı 40. 3. Yalova'nın 37 puanı var. 4. sırada Girne Alkevi puanı 34. 5. sırada Düzkaya puanı 32. 6. sırada Denizli var puanı 29. 7. sırada Karşıyaka puanı 28. 8. sırada Göçmenköy puanı 26. 9. Esentepe'nin 24 puanı var. 10. sırada Bafülkü Yurdu puanı 23. 11. sırada Hamitköy 19 puanlı, 18 puanlı Gönyeli. 12. sırada 13. Görneş puanı 17. Ligin dibinde ise Lapta var puanı 8. Bakalım ne var 2. ligde, 1. ligde 20. hafta. Gönyeli, Yalova, Esentepe, Göçmenköy, Denizli, Hamitköy, Lapta, Görneş, Gençlik Gücü, Karşıyaka, Bafülkü Yurdu, Girne Alkevi ve Dumlu Pınar, Düzkaya 20. haftanın programı. Ve son lig Kapet 2. lig. 16 gol çıkmış bu hafta. Türkmenköy 1, Tatlısu 0, Ortaköy 4, Akova 1, Maraş 2, Boğaziçi 0, Ozanköy 0, Alsancak Eşilova 0, Geçitkale 0, Çanakkale 3, İskele Trabzon 3, Vadili 2. Alınan bu sonuçların ardından Maraş 42 puanla ligin zirvesinde, Alsancak Eşilova puanı 38, Tatlısu kayıp yaşadığı 2 haftalık kaybı 38 puanla ligin 3. sırasında. Türkmenköy var 4. sırada puanı 33, 5. sırada Ozanköy ile 6. sıradaki İskele Trabzon'un puanı 31, 7. sırada Ako var puanı 29, 8. Ortaköy'ün puanı 28, 27 puanlı 2 takımdan Çanakkale 9. Doğancı ise 10. sırada 11. Geçitkale'nin 25, Boğaziçi'nin puanı 14, sıralaması 12, 13. sırada Vadili var, onun da puanı 13. Bakalım ne var 20. haftada? Alsancak Eşilova, Geçitkale, Doğancı, Ozanköy, Vadili, Maraş, Çanakkale, İskele, Trabzon, Akova, Türkmenköy ve Boğaziçi, Ortaköy ise 20. haftanın programı. Dönelim istüdyoya. Farklı isim, isimler, konu ve konuklar. Bu hafta itibariyle Doğu'nun iki güçlü ismi, biri Sedat Kılıç, diğeri ise Kaya Emiroğlu. Stüdyo konuğum 90 artıyı Doğu'nun iki güçlü sesiyle paylaşacağız, tartışacağız. Gelen SMS'lerde de işimin oldukça zor olduğu belirtildi. Bakalım bu girdapta nasıl çıkacağım bu akşam. Teşekkür ederim ikinize de, Kaya sana da, ama Sedat Kılıç'ı yeniden ekranlarda görmek oldukça keyifli. Evet. Teşekkür ederiz sevgili Beyzade. Doğru, yaklaşık bir yıldır
ekranlardan uzağız. Aslında sadece ekranlardan değil, sahalardan da çok fazla zaman bulup da gidip maç seyredemediğimiz de bir gerçek. Tabii bu arada bizi izlemekte olan Diyalog TV izleyicilerine ve spor severlere de bu arada hem hayırlı yayınlar hem iyi akşamlar dileyelim. 90 artı diyor orada. O artı kısmı herhalde tarihte hiç 2 saati bulmamıştır. Bilmiyorum bu artı nasıl 2 saate çıkacak. Evet. Futbol tarihinde böyle bir şey de yok. İlk espriyi de ben yapmış olayım. Uzatmalar, maçın sonrası. Öyle konuşalım. Peki. Evet. Sorayım, Kaya aslında bulmuşken sorayım. Ne zaman dönecek sahalara, gazetede köşe yazılarına, maç yorumlarına sorayım ki yani fırsat bulmuşken, imamı bulmuşken peki nikahı kıyardık bu akşam. Yani bazen zirvedeyken bırakmayı bilmek gerek. Hocam ama yani esas hani vereceğin en güzel noktadasın bence şimdi. Yani yorumundur, işte köşe yazındır, maçı izleyişin, aktarışın bence tam en güzel olması lazım. Doğrudur, haklısın Beyzade. Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı bizim çalışma ortamımızdan kaynaklanıyor. Biliyorsun şu anda düzensiz bir çalışma ortamında olduğumuz için siyasi bir makam. Evet. Gündüzü yok, gecesi yok. Hafta içi hafta sonu yok. Az buçuk yakından da biliyorsun. Onlar yetmez. Bir de sizin Hava Sporları Federasyonu kısmıyla yine sporun içindeyiz. Diğer boyutuyla voleybolda aktif bir şekilde hem hakem hocalığı hem hakem olarak lige de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onun da ötesinde gidip hem bir kardeş televizyon kanalı olan SimTV'de program, canlı program yapıp da orada mazeretin de yok. Bugün X bir yerde şu etkinlik var, gelemeyeceğim deme lüksün yoktur. Dolayısıyla orada... Sözümü keseyim, bir şey SMS geldi. İyi yayınlar dilerim. Sedat Kılıç'a ve Kaya'ya da. Sedat Kılıç'a, Kılıç'ı Kaya'ya diyor, vurmayalım. Neyse diyor, Kılıç çok maç izliyor. Dinleyelim ve bakalım diyor. Evet, maç izliyorsun demek evet. Hocam. Evet, evet. Espri oradan geldi zaten. Aynen, fazla maçlarda göremiyoruz öyle. Demek istedi. Evet, onu da buradan paylaşalım. Evet. Yani tabii şu da vardır. Herkes futbol odaklı olaya baktığı için futbol sahalarında daha önce gördükleri kadar etkin bir şekilde sürekli beni görme şansı yakalayamıyorlar ama onun dışında dediğim gibi salon sporlarıdır ve benim bile çok uzak olduğum bir spor branşı olan hava sporları ile ilgili seninle birlikte birçok terimi de öğrenmeye başladık. Hatta balonla bizi havaya kaldırdıktan sonra uyarmaz da çok yakın durma boyun uzun olduğu için balonun içindeki aşırı sıcak havayı kolumla çektiğimde aşağı doğru o sıcaklığın hararetin etkisiyle yazda güneşin altında ilk kez çarpılmış gibi bir noktaya gelebilirsin hocam demediği için aşağı indiğimizde acı gerçekle yüzleştik akşama kadar. Başımız, omuzlarımız, yüzümüz bayağı bir güneşte yanmış gibi olduyduk o gün. Keyif aldın mı hocam? Evet tabii ki. Aynen öyle. Hayatta ne yaparsanız yapın mutlaka keyif almayı bilmelisiniz. Aynen öyle. Ne isterse olsun hocam. Aynen öyle. Evet, Kaya Miroğlu, doğunu olmazsa olmazısın. Bunu her zaman söylerim ben. Dinlemek, anlatımın, yorumun keyiftir her zaman. Bir kere bu sene doğunun yılı olacak Kaya. Bir kere Dumlu Pınar zirvede, Malta Türk Gücü zirveye oynuyor. Ama esas merak konusu alt taraf, bilet kime kesilecek? Belki de Yeni Boğaziçi ve Mormenekşe gider. Yanlış kişiye sordum ama alacağım Sedat Hocam da sizin yayına girmeden. Keyifli bir atmosfer var Doğu'da Kaya. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet tabii Yeni Boğaziçi, Mormenekşe sıkıntılarla başlayan sezonlar ki Sedat Hocam da yıllardır tanıdığı camialar her ikisi de. Birinde 3-5 yıl oynadı, birinde de 3-5 yıl antrenörü geldi. Evet, evet. Dolayısıyla camiaları çok iyi tanıyor. Sıkıntılı başladılar bu sezon. Dolayısıyla bu sıkıntı kadro oluşumundan tutun, stat problemi vesaire, maddi problemler, o sıkıntının getirdiği bir durumdur aslında şu anda ligin altında olmaları. Yeni Boğaziçi tabii ki devre arasında biraz toparlanmaya girdi. Yönetim anlamında da bir toparlanmaya girdi. Takviye aldılar, bir hareket var. Maçlara da yansıdı aslında. Yani puan çıkarmaya başladı. Ancak Mormenekşe'de o sıkıntı hala devam ediyor. Kadro oluşumunda sıkıntılar var. Her hafta eksik futbolcular istediği kadroyu bir türlü oluşturamıyor zaten Erol Hocam. Dolayısıyla bu sıkıntılar sanıyorum sezon sonuna kadar devam edecek. Tabii 7 maç var. 7 maçta her şey olabilir. Çünkü baktığımızda en azından değirmenlik ve aşağısı yani o 4 takımdan ikisi düşecek gibi gözüküyor.
Ben Değirmenlik ve Bağcılar'ın da bu grubun içinde olacağını düşünüyorum. Çünkü son haftalarda onlar da formsuz, puan kayıpları, ciddi puan kayıpları yaşamaya başladılar. Dolayısıyla bu dört takımın içerisinden iki takım göreceğiz. Söylemek zor. Yani Mor Menekşe de çıkabilir, kurtulabilir. Yeni Boğaziçi de kurtulabilir. Ama Değirmenlik ve Bağcılar ne kadar aşağı düşer? Çünkü onlar birazcık yukarıda gözüküyor. Onu artık göreceğiz. Bu 2-3 haftalık performans da çok önemli. Bu önümüzdeki 2-3 hafta. Tabii ki üstteki takımlar da şampiyon mücadelesi yapıyor. Mausa Türk Gücü son 2 haftada ciddi puan kaybı yaşadı. Çetinkaya Gençler Birliği'ne yaradı bir anlamda. Binatlı zaten zirvedeki yerini sürekli koruyor. Puan kaybına rağmen düşünün aşağıdaki 2-3 takım bir türlü yetişemiyor Binatlı'ya. Onlar da puan kaybı yaşıyorlar. Dolayısıyla o mücadele de yukarıda devam ettiği sürece yukarıdakilerin aşağıdakilerle de maçı var. Sevgili Beyza'da. Yani bu da önemli. Dolayısıyla birbirlerini engelleme pozisyonunda da olabilirler. Yani bu 2-3 hafta, önümüzdeki 2-3 hafta özellikle biraz belirleyici olacak diye düşünüyorum ben. Birincilik dedin, Dumlupınar. Dumlupınar, evet Kaya. İlk devre zorlandı ama şu anda ciddi bir istikrar yakaladı. İyi bir kadro oturdu. Bir de o önemli. Kaleci değişimi yapıldı. Onda da bir artı yaşandı. Şu anda Sedat Hoca Selahattin Vecioğlu gayet iyi bir şekilde yönetiyor şu anda takımı da. Maç içerisindeki taktiksel değişiklikleri de çok önemli. Ki bunu da artı, ben Hamitköy maçını izledim geçen hafta, evvelki hafta. Dolayısıyla da burada bir artıları var, ciddi bir artısı var. Alternatifte bir de yedek kulübesi var. Evet, kesinlikle. Yani oyuna gelen oyuncu Adem, Selahattin Hoca da çok iyi tanır kendisini. Yani Boğaziçi'nin kaptanı. Eski kaptanı. Adem oyuna ikinci yarıda giriyor, o dahi etki ediyor. Hamitköy maçında gol attı. Yani ikinci yarı oyuna girmesine rağmen. Yani. Çünkü hocam Adem'in özelliği topu ayağına aldığında özellikle kapalı defans oynayan takımlara yönelik çok iyi aradan sıyrılabilen, ver kaşlar yapabilen. Hamitköy maçı. Hani o deyim yerindeyse çilingir görevi gören sporcular olur ya, çok hareketli, dar alanda özellikle topla beraber yetişemeyeceğiniz tarz. Ayhan Demir eskiden vardı. Şu anda sanırım İskele Trabzon'da oynuyor. Ahmet'le beraber. Evet. Yine aynı şekilde Türker, şu anda bilmiyorum ne kadar katkıda bulunuyor takıma. Şu an yok, oynuyor mu, oynamıyor mu? Yani bu tür oyuncular Adem gibi, daha önce tabii Vural, Mehmet Karaşahinler'in olduğu dönemi eskileri bilenler bilir. Bu tür oyuncular her zaman etkiliydi. Yani 5 dakika bile şu an Mehmet Karaşahin'i koyun, 40 yaş üstüdür. 5 dakika koyun sahaya, eğer şu anda ikinci ligde, hatta birinci ligde direkt sonuca etki edecek kadar İyi bir performans ortaya koymazsa deyin bana siz toptan havasında terimini havasında oynar. Havasında var. Evet. Yaratılıştan gelen bir yetenektir. Yani bugün Türkiye'de sergen denildiği zaman herkes koşmayan hatta nasıl top oynardı bu adam diye bakardı ama Chelsea'nin sahasında 2-0 mağlup olduğu 30-40 maçtan sonra mağlup olduğu maçta Beşiktaş. O koşmayan sergenin attığı 2 gol vardı. Evet. Yani bazı sporcular doğuştan o yetenek vardır. Sonradan biraz daha bu törpülenir, daha iyi bir hale getirilir. Bazı oyuncular da yeteneği yoktur ama çok çalışarak, makina gibi. Hani Almanların çok iyi bir makina sistemi vardır. Arada da Mesut Özil gibi bir iki tane yaratıcı oyuncu araya girer. Ve o kilitlendiği noktalarda kilidi çözme görevi görür. Evet. Adem'in gelişi aslında en olgun olduğu, hatta artık bırakma döneminde ama Dumlupınar'ın tıkandığı noktalarda Adem gibi bir iki oyuncu kesinlikle, devreye girerek çok... Erdo en geride çok tecrübeli, yeni camide şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Oyuna katkısı çok fazla çok onda büyük. Aynı şekilde. Adı yetiyor yani bazı maçlarda. Coşkun aynı. Coşkun, tabii Coşkun zaten gibi yani bunlar hala artık gol atıyor Coşkun bu yani. Ligi domine etmiş oyuncular. Bırakın bu ligi, şu an oynadıkları ligi, bir üst ligde şampiyonluklar yaşamış, çok tecrübeli. Maçın en kilit noktalarında çok rahat devreye girebilecek oyuncular. Ve Güneşoğlu da tabii çok önemli bir faktör. Evet. Yönetimiyle beraber. İyi bir yönetim. 3-5 yıldır. Uyumlu bir yönetim. 3-5 yıldır sürekli. Her akşam neredeyse beraberdirler. Gündüz iş ortamında beraberdirler. Eğlenceye giderken beraberdirler. Maça giderken beraberdirler. Hatta rakip, komşu takım olan Metegen'in maçlarında bile Mausa Türk Gücü'nün mutlaka hisarın üstünde yukarıda. Bu yönetimi, Güneş Başkan ve ekibini, Hüseyin Duvarcı başta olmak beraber üzere hepsi beraber oturur maçı seyreder. Evet. Bu çok önemlidir. Olası bir Dumlupınar'ı, Süper Lig'e çıkışı, Metegen'in o ligde kalışı. Birazdan geleceğiz ona. Tamam, o zaman bırakalım. Hocam, çok kısa olarak Yeni Boğaziçi ve Mor Menekşe'yi değerlendir ve görüntülere başlayalım o zaman. Az önce bir terim kullandın.
Doğu'nun yılı dedin. İçimden gelmiyor. Biri 4 sene top oynadım. Biri de şampiyonluk antrenör olarak şampiyonluk yaşadığım iki takımın Doğu'da beraber düşmesini arzu etmem. Hatta ikisinin de düşmemesini arzularım. Ama şu anki görüntü, yani her ikisinde de ciddi sıkıntılar var. Mor Menekşe geçen sene baktığınızda ligi ilk üçte tamamlamış. Kupa finalisti ama yaş olarak çok üst yaşlardaki bir takım kadrosundan oluşmaktaydı. Yani 40 yaşındaki bir Devrim'le onun önünde oynayan Hüseyin Özbaysal'dan tut da en gençleri diye gördüğümüz artık onların içinde Hasan Mani belli bir yaşın üstünde. Cemil Önde belli bir yaşın üstüne geldi. Aşağıdan da jenerasyon olarak bazen o şeyi yakalayamazsınız. Çok iyi gençler gelip kaynaşarak, yani o iskelet kadro dediğimiz yapı var ya, kaleci, libero defansı toparlayan, ön libero ve santfor boyutuyla göbek iskelet dediğimiz yapı, bu çok güçlü olmadığı zaman bunlardan biri kırılgan olduğunda kenarlarla bunları takviye etmeniz çok zordur. Ama bunlar güçlü olduğunda kenarların açıklarını da kapatırlar bir şekilde. Mor Menekşe'de de Yeni Boğaziçi'nde de bu sıkıntı artık kendini ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün bir Ersoy'a da baktığında, bir Devrim'e de baktığında aynı mantık geçerli. Önlerindeki defans oyuncuları deseniz aynı şekilde. Orta saha forvette artık o güçlü yapısıyla, teknik boyutuyla takımı çevirecek gerektiğinde diğerinin açığını da kapatacak şekilde devreye girecek oyuncu yapısı yok eskisi gibi. Bir de jenerasyon olarak da mesela az önce Adem'lerden bahsettik. Adem'in, Erdoğan'ın, Yaşar'ın, Vural'ın geldiği, tabii yani Türkerlerin olduğu dönem bizim Halil Çimendağ'la birlikte orada antrenörlük yaptığımız o jenerasyon şu anda aşağıdan gelmiyor. Tek tük geliyor. O tek tük de yeterli oldu. Çoğunluk iyi olmadığı zaman, birey iyi olsa da istediği değeri, kaliteyi ortaya koyamaz. Ama çoğunluk iyiyse, içinde bir iki tane vasat oyuncu olsa bile o diğer iyiler onu da beraberinde sürükler götürür. Şu anda her iki takımın da handikapı hem aşağıdan iyi, yetenekli ve artık takımı da domine edecek iyi oyuncuların gelemeyişi, hem de diğer oyuncuların da artık yavaş yavaş hani bir adını doldurmak üzere olması. Bunu yönetsel anlamda da ben en son 99-2000'de sanırım top oynadım Mor Menekşe'de. 99'da, ondan öncesi 96'dan itibaren, 95'ten itibaren Eralp Hoca antrenörü müydü? Kulakları çınlar şimdi. İyi saatte olsun. Metin Menekşeli kulüp başkanı mıydı? 16 sene önce hala aynı. Aynı iki şahıs. Evet, şu anda çok iyi bir istikrar var orta yerde aslında. Ama bu bazen artık yetmiyor. Değişim şart gibi görünüyor hocam. İlla da antrenör veya başkan değişmeli anlamında da söylemiyorum. Ama antrenör ve başkanın yanındaki yönetsel ekip ve oyuncu kadrosu bunu takviye edecek şekilde gelmezse o istikrar bir süre sonra bir şey ifade etmeyebilir. Yeni Boğaziçi'nde tam tersi. Yeni Boğaziçi'nde sürekli değişen antrenör, sürekli değişen başkan profillerine baktığınız zaman sezon başı daha Yusuf Akbelli başkan mıdır değil midir anlayamadan dik başlamadan istifa ettiğini duyduk. Yönetim meşhidi oldu. Arkasından Ozi Bayram'ı getirdiler başkanlığa. Ozi Osman dönemin en iyi oyuncularından bir tanesi daha önce Yeni Boğaziçi'nde. Ekol yani o dönemin süper. Şu an Türkiye liginde top oynayabilecek seviyede Rıfat ve Ozi'den bahsedilir. Bizim yetişmediğimiz bir dönem. Ama siz efsaneyi getirip kulüp başkanı yaptığınızda takım burada Yeni Boğaziçi'nde, başkan Londra'da. Gitmez, gitmedi. Arada bir gelip giderek gelip giderek bu işi götürmeye çalıştı. Olmadı. Peki Ozi çok mu taliplisiydi? Londra'dan çıkıp gelip de ben kulübe başkan olmak istiyorum mu dedi. Yok öyle bir şey de yoktu. Takımın sahipsiz kaldığını görünce, köyün içinde diğer bireylerin elini taşın altına koymadığını görünce yüreği el vermediği için başkanlığa soyundu ve ta Londralardan burayı idare etmeye çalıştı. O da yürümedi. Şimdi daha önce defalarca kulüp başkanlığı yapmış olan ve bu bahsettiğimiz diğer iki başkanın döneminde de yönetimde yer alan Kemal Köseoğlu mecburen şimdi kulüp başkanlığına soyundu. Ama bir taraftan zaman olarak bahsettiğim insanların ikisi iş adamı, kendi iş ortamları Kemal'de, Yusuf'ta. Diğeri ise Londra'dan gelip giden, yeterince zaman ayıramama bir boyutu. İkincisi de artık
kendimizi kandırmayacağız. Ben 16 sene önce top oynarken Mor Menekşe'de aldığım kulüpten tek şey ne biliyor musunuz? Metin Menekşeli'nin bana, hocam git beyaz eşya dükkanı kimden istersen bir parça beyaz eşya al, faturayı da bana gönder. Bak kulübe değil, bana gönder. Şansıma. Metin Menekşeli'ye bana gönder. Bütün aldığımız para buydu. Ama neydi? Ertenlerle, Şahanelerle, rahmetli Hakanlarla, Eral Pocalarla, Metin Başkanlarla, Hilmi Öztemizlerle, dönemin Hilmi'nin yanında Selim abi sağdan kaçmazdı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ayşe abam hiçbir maçı kaçırmazdı rahmetli. Orada kulüpte oturup bir araya gelip akşamüstü bir sohbet etme, bir mangal yakma, maça birlikte gitme, gelme ayrı bir hava katardı. Bir arkadaşlık, bir dostluk vardı. Ama bugün artık siz sporcu hadi gelin gönüller bir olalım dediğinizde yürümez bu iş. İlla ki duygusal olarak elinizi cebinize sokmanız lazım. Peki bugün artık bu bahsettiğimiz her iki kulüpte de bu seviyede elini cebini sokacak kaç tane yönetici var orada? Ve aşağıdan kendi altyapısından gelip de en az bir sene, iki sene, üç sene kulübe katkıda bulunacak. Sonra başka kulüplere gidip işin maddi boyutunu da artık ben de belli bir yaşa geldim. Okulum var, evleniyorum, çoluk çocuğum var. Bana da bir şey vermeniz gerekir diyene kadar arada geçen o sürede genç takım ve A takımın ilk dönemlerinde katkı koyacak iyi bir oyuncu yapısı da aşağıdan gelmiyor. Şimdi liglerimizin en büyük şanssızlığı o. Örneğin bugün Dumlupınar'a baktığın zaman Dumlupınar'ın en büyük avantajı şu anda şifoların aşağıdan Serhan Rüzgarlar'la başlattığı bir altyapı vardı. Gürsel Kaçmaz. Gürsel Kaçmaz başlarında koordinatör olarak dururdu. Evet. Ve şu anda 4-5 takım A takımın altında 4-5 yaş grubu ciddi bir şekilde her hafta çalışarak yukarıya hazırlanıyor geliyor. Mausa Türk Gücü derseniz aynı hakeze. Çanakkale'nin Çanakkale olduğu döneme baktığınız zaman İzzetlerin yetiştiği dönem. Evet. Talatların bana Dumlupınar'a geldiği antrenör olduğum dönemde geldiği dönemde futbol okuluydu Çanakkale. Peki şimdi? Hüseyin Kayalar, Mehmet Çiğlik. Hepsi o jenerasyondan gelmedi. Yasin. Tabii evet, Yasin Kurt. Sonradan Türkiye'ye gitti, Kaymaklı'ya geldi ve şimdi Mausa Türk Gücü'ne döndü. Hı. Dediğim gibi aşağıdan beslenmiyorsun. Yukarıdan alamıyorsun. Ne olacak bu işin sonu? Evet. Özet istedin. Alttaki iki takımla hocam, ilgili. Doğru. En azından çok konuştuk çünkü. Çok da enteresan bir yapı var. Hı hı. Lige baktığım zaman, bugün itibariyle baktığımda Binatlı geçen sene neredeydi? Birincilikte. Binatlı'daydı. Çetinkaya? Süper Lig'deydi. Hala daha ligde kalması tartışılan bir takımdır. Ama kaldı. Tartışılan bir takımdır dedim. Bugün de tartışılır. Kim ne isterse söylesin. Hala da Serdar'lı ve Çetinkaya kavramları yan yana geldiği zaman herkesin kafasında soru kimi artı, kimi eksi, kimi kendince herkes bir şeyler söyleyebilir. Daha geçen senenin o ligin acısı bitmedi. Serdar'lı bugün liglerde yok. Bunu birilerine bir şey ima etme anlamında söylemiyorum. Sonuçta kimi artı, kimi eksi yönde bakar ve bugün Serdar'lı'nın ligde dahi olmadığı geçen seneki o yapının devamı. Aynı Çetinkaya, kurumsallaşma var ama. Efsane olması yetmiyor. Yok. Az önce Mor Menekşe ve Yeni Boğaziçi için söylediklerimiz onun için de geçerlidir. Geçen sene küme düşmeye oynayan takımda ne değişti? Girin Amerikan Üniversitesi devreye girdi. Duygusallık var işin içinde. Oyuncu kafası rahat, biliyor. Yok. Prim var, maç bitti, primi alacak. Acaba? Yoktur kafasında. Doğrudur hocam. Ha. Onun bir altına baktığınız zaman Gençler Birliği. Geçen sene Ahmet Ogan'la Mustafa Başkan ligde kaldığı için havalara uçarlardı. Ligde kaldığı için. Şu anda şampiyonluk. Birol kaptana sor bakayım ne ister. Şampiyonluk ister. Bu da geçen sene alttaki takımlardı. Devam edelim. Mausa Türk Gücü. Geçen sene o da. 2 yıldır zorlandı. Düşmeme adına ciddi bir zorluk yaşadı. Lefke. Herkes aslında beklerdi Lefke'yi biraz daha yukarıda. İlk üçünün içinde beklerdi. 1 Kasım'ın Türkiye'ye gitmesi bu kadar mı etkiledi takımı? Hayır, sadece Kasım. Tekrar geride geldi. Kasım'la değil olay. Ha. Anlatabildim mi? Yine işin diğer boyutu devreye giriyor. Doğan Türk Birliği. Herkese, ilk iki sene. Herkese her kırılma oradan takım bu sene.
İlk iki sene olgunlaşıyor, iyi bir noktaya geldi, artık tamamdır. Takviye de Önet kardeşleri aldı, onu aldı, Ahmet eski oyuncusunu aldı, tekrar takviyelerle de bu sene kime sorsanız ligin başında, özellikle spor yazarları derneğinin turnuva maçında Doğan Mormenekşe top diye oynadı. Herkes sezon başı favori, şampiyonluk favorisi Doğan, Doğan derdi. Doğan şimdi nerede? Hı. Orta sıralarda. Yeni Cami geçen senenin son iki yılın şampiyonu, ligi domine eden takım şu anda orta sıralarda. Hı. Kaymaklı her sezon aynı film şampiyonluk parolasıyla başlar. Bir süre sonra yavaş yavaş orta sıralara gelir ve yerleşir. Gelir, evet, evet. Yani Türk Ocağı deseniz bu sene çıktı. Bir puanla, bu da ayrı bir tartışma konusu. Bir puanla bırakıp Gençler Birliği'ne giden bir antrenör. Gençler Birliği'ni şampiyonluğa kaç puanla aldıydı o dönem Ahmet Okan'dan? 2 puan aldı. Biri bıraktı, 2'ye gitti. 2 puan aldı, evet. Galibiyeti oldu. Galibiyeti oldu. Evet. Şu anda şampiyonla oynar. Evet. Aynı şekilde bir puanla bıraktığı takım da Rıza Hoca ve Uğur Hoca ile şimdi Cihangir mağlubiyetiyle başladı. Şu anda bu hafta tekrar Cihangir mağlubiyeti esprisini yaptık, söyledik, evet, yayında söyleyeceğiz diye aynen, bunları. Aynen. Rıza Hoca ile Uğur Hoca'nın kulakları şimdi çınlar. Evet. Yani baktığınızda sonuçta iyi bir ivme yakaladı. Bundan birkaç hafta önce sorsaydınız Yeni Boğaziçi ile Mor Menekşe'den önce herkes derdi ki ilk Ocak düşecek takım Ocak. Ocak'tır. Şimdi? Yani, yok. Kimse ocağın düşme boyutunu bahsediyor mu? Etmiyor. Hı. Yani devam edersek Cihangir bence Lefke ile birlikte bu ligi domine etmesi gereken bir takım. Ama baktığınızda çok başka yerlerde. Değirmenlik. İyi bir çıkış başladı. Rum sporcu getirdi ilk defa. 200 iyi yabancısı var. İki iyi yabancı ama olmadı. Bulunduğu nokta şu anda, evet, hak ettiği bir nokta değil. Evet. Bostancı Bağcı, Hasan Besim Başkan'la her sene iyi başlar zannedilir. Sonra bir süre aşağı gelir. Sonra bir şekilde ligde kalır. Ve geçen sene şampiyonla oynayan neredeyse yukarıdaki Mor Menekşe Yeni Boğaziçi yine beraber. Kalmayan, evet, Boğaziçi. Beraber yukarı zorlarlardı. Şimdi beraber aşağıda. Çıkarken beraber çıkacaklar. Düşerken beraber düşecekler. Şampiyonla oynarken beraber şampiyonla oynayacaklar. Bir de böyle bir yapısı var iki köyün. Tabii bir başka boyutuyla da Dumlupınar çıkarsa örneğin şu anda liderdir. Umarız çıkar, seviniriz. Benim ilk antrenörlük yaptığım ilk göz ağrımdır Dumlupınar aynı zamanda. Mete Gey ile Dumlupınar'ın derbi, Doğu derbisi gündeme gelecek. Ki aynı en, şekilde en son derbiyi de izlemiştik. 99-2000'de. Tabii. Ben, evet, antrenörüydüm. Evet, sen antrenördün. Kamil Arifoğlu genç, evet, takımla, evet, benimle birlikte. Ki o dönem Ahmet Okan, ben de futbolcuydum. Evet, futbolcuydum. Kim kazandı en son? Berabere bittiydi. 1-1 berabere. Evet, berabere bittiydi. Hı. Hasan Tameller Dumlupınar'da oynardı. Ki, daha, evet, sonra Mosat Türkiye'ye geçtiydi. Duvarcı Kale'deydi. Hatta Gençler Birliği istedi. Samsun'a gönderdik denemeye. Türkiye liglerinde, evet, kalıp, evet, devam edebilirdi. Kalmayı tercih etmedi. Kendi isteği. Döndü geri geldi. Hı. Yine Batı'da Yalova çıkarsa Bağcıl ve Yalova aynı köyün iki takımı bir araya geldiğinde bir Doğu derbisi bir de Batı derbisi de ortaya çıkıyor. Geçen yani yıl yaşandı. Bunlar zaten da, evet, enteresan şeyler. Neyse bütün programı ben sunmayayım. Daha evet, başlayalım. Doğu'yla başlayalım o zaman. Mor Menekşe Mausa Türk Gücü maçıyla başlayalım. Dün oynanan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Mor Menekşe şiddetle puan istiyordu. Mausa Türk Gücü ise zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyordu. Ancak karşılığı atılan birer gol sonrası iki takım hanesine birer puan yazdırdı. Bakalım Cemal Balses'e karşılığı atılan birer golle alınan bir puan nasıl olmuş? Mor Menekşe Mausa Türk Gücü maçıyla 90 artı başlıyor.
Evet, teknik bir arıza değilim. Ses yok. Mor Menekşe, Mausa Türkücü karşılaşması Cemal Bahses tadında. Kaya, nasıl zemin? Zemini sorayım. Hani çok aslında en son biten sahalardan bir tanesi. Ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Tam yani, değil. Yani ben aslında erken mi girildi sahaya? İçine girmedim. Ben hatta açılacak diye duyduğumda dedim ki yani en azından sezon sonuna kadar bekletirdiniz. Önümüzdeki sezona en azından hazır olurdu ama tabii ki Mor Menekşe haklı. Sezon başından beri o sıkıntıyı çekiyor. Kendisi aslında oynama isteği hazır olarak gördüler ama yer yer sıkıntı var, onu söyleyeyim. Tam olmadı. Hatta top kontrolünde bile zaman zaman zorlandı futbolcular. Sedat Hocam, zemin hakkında söylemek istediğin herhangi tabii bir konu? Tabii bu zeminle ilgili en son sahaya gittiğimde kırmızı toprak ve iş makineleri içindeydi. Kale arkası zaten görüyorsunuz, daha o toprakta artan duruyor, malzeme orada duruyor. Şöyle bir sıkıntı vardı. Spor dairesi hazır değil, vermiyorum, sahaya girmeyin dese Mor Menekşe camiası faturayı spor dairesine kesecekti. Belki de ligin sonunu etkileyebilecek son noktada faturayı kendisine kestirmek istemeyen bir spor dairesi de tam hazır olmasa da sahaya girebilirsiniz demek zorunda kaldı. Dedi demiyorum bak, demek zorunda kaldı. Ama bu saha çok daha iyi olabilirdi, olabilirdi. Şu anda hak ettiği noktada mı? Bir sene dışarıda kalan antrenman maçlarını dışarıda oynayan bir Mor Menekşe bu sahaya mı layıktı? Daha iyi bir saha olması gerekir miydi? Bence daha iyi bir saha olması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii ki. Burada bir penaltı vermiş. Evet, burada var mı sevgili Serkan? Var değil mi bu karşılaşmanın tartışmaları? Var. Yani izleyelim maçı. Sonrasında ise tartışmalar bir araya geleceğiz. Ve gol pozisyonu. Evet, bu da Mehmet Çil'in attığı gol ama maç sonu özellikle Mehmet Çil'in iki tane net pozisyonu var ki özellikle birinde Emre Özsin sağdan boş geliyordu. Bomboş. Evet, kendi kullanmayı denedi o noktada. Maç sonunda Mehmet Çil birçok kesim tarafından tepki gördü. Cemal Bahses de seyirci anlamında sanıyorum tarihi günlerinden birini doluydu, yaşadı. Doluydu ve aşağıda evet, tellerin olduğu kısım da doluydu. Yani herhangi bir sayım falan yapmadık. Yani kaç bilet kesildi veya ne kadar kişi vardı ama takribi ne kadar alır hocam o stat? Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii şöyle de bir durum var. Bin kişi var mıydı acaba? Yani bin kişi dolu sayısal anlamda tam şey etmeseniz de kale arkasında gördüğünüz araçların olduğu onlar bölgede da vardı. Genelde çok daha kalabalık olur. Yani şu o anda kısım, o kısım. Evet, daha da fazla olur oralarda. Çok çok fazla bir sayı olarak ben görmüyorum onu ama onun ötesinde Mausa Türk Gücü'nün geçen haftaki 1000 atlı maçıyla seyirci rekoru kırması aynı şekilde Mor Menekşe'den çok Mausa Türk Gücü'nün merak eden seyirci kitlesinin ağırlıklı olarak bu maça geldiğini düşünüyorum. Evet. Zaten Mor Menekşe'nin köy olarak her zaman belli bir kitle seyircisi vardı. Maçın kırılma anlamından bir tanesi bu pozisyon. Evet, Uğur'la başlayan pozisyon Mehmet Çil. Emre Özsin sağdan bindirme bomboş. Mehmet Çil herhalde yıldız olmayı denedi burada. Ama cidden normal bir pozisyon. Ki yani kopardı orada maç. Yani Mor Menekşe'nin o dakikadan sonra zordu beraber yakalaması. Burada da, burası da. Burada da 4'e 2. Evet. Burada da. Hatta burada yine verebilirdi. Vermedi. Kaya, ileri ve Nana. Mor Menekşe'nin yabancı futbolcuları. Richard ve David'i ciddi arıyor, anlamda arıyorlar bu sene. Arıyor kesinlikle. Hele Richard'ı gözümün önüne getirdim. Yani, izlerken çünkü biri savunma oyuncusu zaten. Pek beklenenin dışında. Yani kesinlikle. Oyuna yani Mor Menekşe'nin ekstra oyuna hükmetmesi açısından baktığımızda kesinlikle yetersiz. Ama işte alınmış bulundular Nurettin artık. Nurettin mi? Evet, Nurettin. Nurettin itirazlarına devam ettirdi burada. Evet. Bence yani kartlık değil aslında o hareket ama itirazdan sarı kartı gördü. Sonra itirazlarına devam ettirdi. Gereksiz bir ikinci sarı kart. Hocam bir sporcu sahada topa koşarken ortaya koyamayacağı kadar bir performansa niye depar atıp hakemin üstüne gider? Yani. Az sonra tekrar gösterirse bunu tekrar olarak verirse göreceğiz Nurettin gibi çok tecrübeli, bak bu ligde tecrübeli değil, çok tecrübeli, yılların tecrübesi bir Nurettin niye koşarak hakemin üstüne gider ki? Evet. Ne yapacak? Evet.
Kararını değiştirecek. Serkan, var mı tartışmalar bu maçın? Evet, hemen alalım tartışmaları. En azından süratli bu bölümü süratli geçelim. Madem reklam aramız var, 21.50'de reklam aramız var dedim. Bu bölümü süratli geçelim. Penaltı. Evet. Offside. Cemil'in offside pozisyonu. İlk tartışmamız bu. Offside. Offside. Evet. Paris. Var mı bir daha tekrarı? Var. Evet. Burada Hasan Mani'nin ayağından çıkan top. Şimdi hocam, offside. Ben sahadaydım. Evet, topa vurulduğu anda gördüğüm için Cemil'i rahatlıkla offside olduğunu söyledim. Zaten Cemil bile yarın bir sevinç eda gösteriyor, etrafa bakıyor. Evet. Acaba gelsin verirler Serkan mi? Var mı başka pozisyon? Gelsin diğeri. Penaltı pozisyon. Ele çarpma. Evet. Ele çarpma. Olgun mu oradaki? Olgun. Olgun. Evet, ilk pozisyon. Neden sevgili Sedat Kılıç'tan başlayalım? Bir daha alalım pozisyonu. Evet, ilk pozisyon hocam. Biraz... Evet. Eski hakem yorumcular gibi yapalım biz de. Yapalım hocam. Baktığınızda vücut el açık durumda mı? Ayaktan sektikten sonra bayağı el açık bir pozisyonda ama oyuncunun sırtı dönük. Topla bir ilgisi yok aslında. Bir art niyet yok orada. Ama topun kaleye gitmesi veya herhangi bir takım arkadaşına pas olabilme ihtimalini göz önüne getirdiğimizde topun yönü değişiyor mu? Tamamen değişiyor. Evet. Yani verse de aslında hiç kimsenin İtiraz niye verdi diyemeyeceği bir pozisyon. Vermedi, sırtı dönüktü, çarpma olarak yorumladı dediğinde de kimse kesinlikle hakem bizi yedi noktasında ciddi bir eleştiri de getiremez. Öyle ortada bir pozisyon. Verse de hakemin olan takdiri kesinlikle değil önünde oldu. Var mı başka? Evet, Nurettin'in kırmızı kart gördüğü pozisyon. Evet. İleriyle pozisyonu. İkili mücadele. Evet. Kollar açık ikisinin de. Birbirini çekiştiriyor. Yardımcı uyardı. Bak. Evet, Nurettin koptu gidiyor direkt. Koşuya bak. Buna hiç gereksiz Nurettin'in yaptığı burada aslında. Yani. Hocam kendim ettim kendim buldum diyebilirik. Nurettin gibi bir oyuncuya yakışmadı. Evet. Ki çarşamba günü maç var. Kupa maçı var. Evet, kupa maçı var. Nurettin gibi bir oyuncu. Ve şu anda da çok ihtiyaçları var. Erol sakat. Evet. Peki önümüzdeki hafta kimle oynar? Yine Çetinkaya. Şampiyonluk mücadelesinde. Çetinkaya nerede şu anda? İkinci sırada. İkinci sırada. Evet. Sen neredesin? Kupada gider Kaya herhalde. Sırada. Evet, kupada burada. Ligde oynayacak. Lefkoşa'da oynayacak. Ligde oynayacak ama. Bamos'ta oynayacak. Erol sakat tabii. Kırmızı kart cezası olduğu için kupada oynayamayacak. Evet Serkan, Barış'a başka alalım. Evet. Bu da maçın en çok tartışılan pozisyon, son pozisyon. Nana'nın Emre Özsin'e yaptığı hareket topa yapıldığı yönünde. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii evet. Burada faul çaldığı anda kırmızı kartı da çıkarılması gerekecek. Çok... Devam ettirdi hocam. Sarı kartı vardı zaten. Hiç gerek yok. Son adamdır. Sağ taraftan koşarak gelen oyuncu yetişebilir mi? Bence yetişemez. Dikkat edin. Bayağı bir İşte orada çaprazında. Sanki topa temas gibi gördüm. Ben yani olduğum yerden söyleyeyim. Topa temas varmış gibi ama tabii ki yine Mausuluk güç oyuncusunun önünde top. Yani ona da baktığımızda. Şimdi orada Mor Mekşeli futbolcuda bir itirazda bulundular. Hemen arkasında. Tabii burada görüntüleri de yok. Emre'nin kendini attığı şeklinde. Şimdi onları saha içerisinde gördükleri için öyle bir itirazda bulundular. Evet. Topun önü değişiyor zaten. Evet. Bak beyaz çorabı takip edin. Evet. Beyaz çoraplı ayak değdikten sonra top kaleciye doğru yöneliyor. Evet. Tamamen değişiyor. Böyle giderken böyle. Emre de düşüyor. Ha o düşüş aldatma anlamında bir düşüş de olmayabilir. İyi bakın. Uzandığı anda, topa olabilir. Vurduğu anda ayak alır. Yani. Ayak da beraber gittiği için fal olarak düşebilir yani. Sen orada. Çok iyi bilin hocam. Savunma oyuncusuydun zaten. Yıllarca. Yani bu tür pozisyonlar çok yaşanıyor. Evet. Yani 15 sene defansta oynadık. Kırmızı kart görmedik. Evet. Bu şekilde bitirdik. Varsa söyleyeceğiniz söyleyin ki en azından 7 gollü bir karşılaşma var. Onu da çıkarız aradan. Hızlı gidelim. Hocam var mı iki takım adına söyleyeceğim bir şey? İki takım da kaybetti. İki takım da kaybetti. Benim yorumum da zaten öyle yorum yaptık. İki takım da kaybetti. Biri şampiyonluğa oynarken iki puan kaybetti. Hı hı. Biri de alttan kurtulma adına çok önemli iki puan kaybetti. Dolayısıyla kazanan yok bu maçta. Kazanan yok dediniz. Noktaladık. Geçelim 7 gollü karşılaşmaya. Gayu Çetinkaya
Yeni Boğaziçi karşılaşması dün. Başkent'te oynanan karşılaşmaydı aslında. Çetin Kaya'nın maç öncesi bir tereddüdü vardı. Son iki haftanın kazanan takımıydı Yeni Boğaziçi. Hata yapmadı. Oyunun ilk bölümünde maçı koparmayı başaran Gavi Çetin Kaya 90 dakikanın sonunda da farklı bir galibiyetle 19. haftayı geride bıraktı. Başkent'te Atatürk'te oynanan Gavi Çetin Kaya Yeni Boğaziçi maçını izliyoruz. 19. haftanın kapanış gününde Gavi Çetin Kaya sahasında Yeni Boğaziçi'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın orta hakemi Hakan Muhtaroğlu, yardımcıları ise Mehmet Ekşici ve Hasan Eriş. Çetin Kaya kazanmak istiyor. Kendi sahasında son iki haftanın çıkışta takımı Yeni Boğaziçi'ni konuk ediyor. Gelişen atak Yeni Boğaziçi hatına, ileri atılan top Ramadan tarafından vuruş, top filelere gidiyor. Ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağı havada. Blazing pozisyon içinde olan isimdi. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Blazing yaz alan içerisinde vuruşunu da yapıyor ancak pozisyon offside gerekçesiyle değer kazanmıyor. Gelişen Çetin Kaya atağı, yapılan orta, ileri atılan top, bir vuruş, kaleci Ersoy. Ancak bir kez daha yardımcı hakemin kalkan bayrağı sapliseldendi. Pozisyon içerisinde olan isim, bir kez daha izliyoruz pozisyonu, Çağrı Kral. İyi bir orta, sapliseldenin ayağına gelen top. Bu pozisyonda ise bayrak havada. Çağrı Kral sağ kanattan iyi taşıyor topu. Çağrı yaptı ortasını o noktada. Bir vuruş, sonrasında kaleci Ersoy. Gözleri yardımcı hakemde. Yardımcı hakem ortaya koşuyor. Top filelere gidiyor. 1-0 öne geçiyor Gavi Çetin Kaya takımı. Dakikalar 21'i gösteriyor. İzliyoruz bir kez daha pozisyonu. Eko iyi yükseliyor, vuruyor. Top içeride mi dışarıda mı? Ersoy topu ellerine aldığında orta hakem, maçın orta hakemi Santra'yı gösteriyor ve 1-0 öne geçiyor. Gavi Çetin Kaya tartışılacak gollerden bir tanesi. Atak yönü sağ kanat. Çağrı yaptı ortasını. Eko ancak istediği vuruşu yapamıyor o noktada. Top da dışarıya gidiyor. Ersoy eliyle başlama düşüncesi. Kısa düşen top. David girdi araya. David Eko. Pası güzel o noktada. Erdinç top filelere gidiyor. Erdinç dakikalar 26. Erdinç börekçi sahneye çıkan isim, 2-0 öne geçiriyor Gavi Çetin Kaya'yı. Sevinme sırası şimdi Erdinç'te. Gol bir kez daha ekranlara geliyor. Erdinç çok iyi bir vuruş. Topu filelere gönderiyor. Skor da 2-0'a geliyor. 2-0'lık üstünlük. Çetin Kaya'lı futbolcuların tribünlerdeki gol sevinci ekranlara geliyor. 26 dakikaya 2 gol sığdırıyor Gavi Çetin Kaya takımı. Gelişecek olan Yeni Boğaziçi atağı. Kaleci Ahmet kalesinde dikkatli. Orta alandan çıkma çabası. O noktada elle oynama var mı yok mu? Bir vuruş, kaleci, sonrasında sahneye çıkan isim Sercan. Dakikalar 37'yi gösteriyor. Sercan Demirman, sahneye çıkan isim, skor 3-0 oluyor. Elle oynama itirazları vardı ancak sonuç değişmiyor. Sercan en son topu filelere gönderen isim, skorda 0 oluyor. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Elle oynama var mı yok mu? Sonrasında bir vuruş o noktada. Dönen top, Sercan topu filelere gönderiyor. David ilk pozisyonda şutu çeken isim Gavi Çetin Kaya adına. Şimdi skor Başkent'te Gavi Çetin Kaya 3, Yeni Boğaziçi 0 şeklinde. Köşe vuruşu kazanıyor Yeni Boğaziçi takımı. Ancak açın orta hakemi Hakan Muhtaroğlu karşılaşmanın ilk devresini bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı skoru Gavi Çetin Kaya 3, Yeni Boğaziçi 0 şeklinde ikinci yarıya Gavi Çetin Kaya'nın vuruşuyla başlanıyor. İlk yarıda bulduğu 3 golle rahat bir ikinci yarı hedefliyor, planlıyor Başkent temsilcisi. Gelişecek olan atak pozisyonu izliyoruz. Kaleci Ahmet yeniden dönme çabası var. O noktada araya girsin Mehmet Çağkan. Mehmet Çağkan Ahmet'e son derece iyi bir ders veriyor bu pozisyonda. Skoru da 3-1'e getiriyor. Dakikalar 55. 55. dakikada Mehmet Çağkan farkı 2'ye indiren ismi olur. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Ahmet bu dakikada soğuk kanlı hissediyor kendini. Yapıyor hatayı. Mehmet Çağkan sıyrılıyor Ahmet'ten. Bir galeciyi cezalandırmanın en kolay yolu bu diyor Mehmet Çağkan. Topu da filelere gönderiyor. Skor 3-1 oluyor Başkent'te. Gelişecek olan Çetin Kaya hatağı, yapılan orta. Arka direk David, kafa vuruşu iyi Ersoy. Ancak top dışarıya gidiyor. David bu dakikada şansını deneyen isimdi. Şimdi Erdinç ileriye gönderdiği top. O noktada olan isim Sabri. Sabri vuruş, kaleci, sonrasında top filelere gidiyor. Barin Eko sahneye çıkan isim. 70. dakikada skor da 4-1 oluyor. Barin Eko'nun gol sevinci Başkent'te. 5 gol. Atatürk Stadında skor Gavi Çetin Kaya 4. Yeni Boğaziçi 1 şeklinde Barin Eko'nun golü bir kez ekranlara geliyor. 4-1'lik üstünlük Çetin Kaya. Galibiyete oldukça yakın. Eko gidiyor. Kenar yönetimle gol sevincini paylaşıyor bu dakikada. Sağ kanattan gelişen atak. O noktada
Blazing var. Blazing gönderdiği nokta. Gelişinde kolan atak. Bir vuruşma maçı Hakan'dan. Son anda müdahale. Köşe vuruşu olarak değer kazanıyor pozisyon. Köşe vuruşunu kullanıyor yeni bir Boğaziçi takımı. Arka direk. Ramazan Ağdaç. Topu filelere gönderen isim oluyor 71. dakikada. Son haftaların formda ismi genç oyuncusu Ramazan Ağdaç. Çetin Kaya'ya da golünü atan isim oluyor. Dakikalar 71. Şimdi skor 4-2 oluyor. Ramazan'ın golü bir kez ekranlara geliyor. 4-2'lik üstünlük orta alandan çabuk çıkma düşüncesi var. Gayu Çetinkaya takımının Barineko. Barineko seri hareketler ceza alana giriyor. Kaleciden sıyrılıyor Barineko. Barineko 80. dakikada skoru 5-2'ye getiriyor. Günün başarılı ismi kendisinin 2. Takımın ise 5. golünü yeni Boğaziçi filelerine bırakan isim oluyor. Barineko'nun golü bir kez daha ekranlarda çok iyi bir hareket son noktada. Vuruş da iyi. Skor da 5-2 oluyor. Gayu Çetinkaya 5, yeni Boğaziçi 2, başkentteki skor bu şekilde. Gözler artık maçın orta hakemi Hakan Muhtaroğlu'nda çalacak olan son düdük bekleniyor. Gelişen atak bir vuruş dışarıya gidiyor. Sağ kanattan gelme düşüncesi Hakan Muhtaroğlu baktı saatine, düdüğü ağzına koydu, kaldı delini. 3 puan Gayu Çetinkaya'nın diyor. Gayu Çetinkaya 5, yeni Boğaziçi 2, 19. haftada ortaya çıkan sonuç bu şekilde. Evet, Çetinkaya kazandı puanın 37 yaptı. Hafta arası kupa mesaisi oynayacak. Mausa Türkgücü ile ikinci maçı oynayacak. Hemen sonrasında ise Doğu'ya Cambulat'a gidecek. Lig maçında karşılaşacak. İlginç bir hafta bekliyor. Hem Gayu Çetinkaya hem Mausa Türkgücü'nü. Tartışmalarla gidelim sevgili Serkan. Üzerine konuşuruz. Çok 3 tartışmalı pozisyon varmış maçla ilgili. Hemen değerli yorumcularla başlayalım. Evet, burada offside. Tamam. Bence offside'den önce 9 numaralı oyuncunun ayağını gereğinden fazla tehlikeli kaldırarak topu aldığı pozisyon. Bir daha geri, biraz daha geri biraz daha geri gel sevgili Serkan. Şurada şimdi top havalandığında ayağını uzattığı anda delik. Şurada düdüğü çalmıştır diye düşünüyorum. Bu pozisyon offside'dir diye değil. Oradaki 9 numaralı oyuncunun topu almaya çalışırken gereğinden fazla ayağını kaldırdığı diye Hakan, düşünmek isterim. Hakan Hoca'nın verdiği el hareketi orada en direkt kuruş offside şeklinde verdi. Umarım vermemiştir. Çünkü arkadaki elini kaldıran beyazlı oyuncu offside'i bozuyor zaten. Evet. Şu an pası verdiği anda da offside yok. Arkada bozuyor ama ondan önceki pozisyonda bakın şurada top yere değdiği anda sektiğinde şurada tehlikeli hareket. Bariz bir tehlikeli hareket faul. Ve bunu yapan da kırmızı formalı oyuncu, yani yeni Boğaziçi'nin oyuncusu. Bariz net bir şekilde buna faul çalmışsa yok, işareti, kimse de bir şey söylemez. Sanki faulün olduğu noktayı gösteriyor. Yani. Evet, bir de oyuncu grubu yardımcıyla göz göze geliyor sevgili Kaya. Yoksa offside anlamında offside yoktur burada. Evet, bence de offside. Evet. Gelsin Serkan, ikinci pozisyon. Evet, maçın en çok tartışılan pozisyonu içeride mi, dışarıda mı? Kırılma anı, yeni Boğaziçi'nin umutlarının tükendiği nokta, evet. Hatalı bir karar, gol değil. Evet, tam beyaz çizgiye vuruyor. Üstüne vurduğunda durdurabilir miyiz? Topun tamamı. Var mı Serkan durdurma imkanımız? Evet. Biraz daha. Biraz geriye. Daha. Az bir şey ya, geri. Bize bir güzellik sevgili Serkan. Geriye alabilirsin. Zor tabii şu anda canlı yayında evet, bunu. Evet, aynen. Burada sabitlemek. Çok az bir daha dokunduğunda. Evet. Şuradan bile baktığınızda aşağı yukarı veya çizgi altında net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çetinkaya yeni Boğaziçi'ni yenebilir miydi? Tabii ki doğal tabii olarak ki. Yenebilir. Şampiyonla oynayan bir takım. Diğeri de küme düşme potasında ve kendi sahasında oynayan bir Çetinkaya. Kimse bu konuda bir şey söyleyemez ama bu pozisyon gol mü? Kesinlikle değil. Yeni Boğaziçi gibi alttaki bir takımda, deplasmanda şampiyonluğa oynayan bir Çetinkaya karşısında böylesi bir hareketle geriye düştüğü anda toparlanması ve tekrar maça asılması da çok da kolay bir yani motivasyonunu kaybettiği düşüncesinde. Onun için kırılma noktası dedim. Yani gol önce. Değil ama, yani pozisyon gol değil ama. Yeni Boğaziçi'ne bıraktığı hasar golden daha fazla olmuştur. Evet. Devam edelim. Var mı başka pozisyon? Evet. Attığı gol elle oynama var mı yok mu? Evet, burada David topu elle mi alır yoksa göğüs mü? Yorum sizin arkadaşlar. Bir daha alalım Serkan.
Evet, bu pozisyonda elle mi göğüs mü? Çok zor yorumlanabilecek bir pozisyon. Omuzu gibi gözüküyor. Yani en azından burada arkadan gördüğümüz kadarıyla. Kameranın açısı tek kamera olduğu için ve oyuncuyu da sırtından çektiği için sanki de ele bir temas var gibi. Yani çünkü... Hocam ben omuz gibi gördüm ama tabii ki o... El de topa doğru gidiyor. Evet. Abi. Bakın hocam. Top havadayken şimdi dikkat edin. El direkt topa gidiyor. Düzeltme yapmak istedi. O an tabii... Şöyle... Evet. Kollar açık bir şekilde göğüsle topa giden bir hareket değil. Değil. O elinin, doğru. O doğru. Bak, şimdi tekrar takip et. Eller açık değil. Yok. Sol el doğrudan topa doğru gidiyor. Burada, değilse bile aldatıyor. Eliyle oynamış gibi bir görüntü veriyor. Burada çünkü tek kamera. Yardımcı hakem fonksiyonu önemli. Yani orada yardımcı tam karşıdan daha net görmüş olması. Tam şimdi, karşıdan baktığı için iyi açısı yardımcı hakemin. Hakan Muhtaroğlu daha bu tarafta. Yani görmemiş olabilir ama yardımcı hakemin ki golde de yani ilk golde gol değil dediğimiz pozisyonda da yardımcı hakemin hiçbir ikazı yok anladığım kadarıyla. Oysa onu da en net gören o olması gerekiyor. Olması lazım. Golle sonuçlanan iki tartışmalı pozisyon Yeni Boğaziçi gibi takımların gardını düşürdü. Düşürmeye yeterli. Erken düşürdü. Evet. Yani. Var mı soracağınız? Hocam zaten konuşarak gittik ama tabii ki herkesin merak konusu Yeni Boğaziçi ve Mor Menekşe kalabilecek mi? Biri kalıp biri mi gidecek? İkisi mi gidecek? Bunu da 7 haftanın sonunda daha net. Umarım beraber kalırlar. Evet, göreceğiz. Evet, gidiyor muyuz reklama Serkan? Evet, reklama gidiyoruz. İki maçı geride bıraktık. Reklam arası, reklamın ardından 90 artı kaldığı yerden devam edecek. Gazetesinden hediye yağmuru devam ediyor. Her eve lazım hediyeler sizleri bekliyor. Her hafta 10 değil, 20 değil, tam 40 okuruna elektrikli ev aletleri veriyor. Her hafta 10 kişiye Bose tost makinesi, 10 kişiye ekmek kızartma makinesi, 10 kişiye fanlı ısıtıcı, 10 kişiye Bose buharlı ütü. Bu fırsattan yararlanmak için sadece 7 kupon biriktirmeniz yeterli. Detaylı bilgi Diyalog Gazetesi ve web sitemizde. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Burası Kıbrıs'ın en büyük yapı marketi. Hammerite metal boyalarından Stanley el aletlerine, Black & Decker ev aletlerinden su armatürlerine, her türlü elektrik malzemelerinden bin bir çeşit Marshall boyalarına. Ayrıca 4 katlı 1000 metrekare showroom'umuzda aradığınız her şeyle daha fazlası Demir Bilek Yapı Market'te. Karakum'daki merkez showroom'umuza ve Esentepe'deki şubemize bekliyoruz. Telefon numaramız 0533 847 26 48. Şimdi Demirbilek Yapı Marketlerinde izolasyon, su tesisatı ve bahçe malzemelerinin yanı sıra DeWalt ve Cuprinol markalarından net %10 indirim. Demirbilek Yapı Market. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de.
damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Bugün hızla gelişmekte olan en son teknolojiye hakim olmuş boya üreticisi Kaleboya, jeopolitik konumunun ayrıcalığı sayesinde uluslararası tüm ambargolara rağmen kalitesini ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor. İnovatif yapısı Kaleboya'nın sektörün bir adım ilerisinde yol almasını sağlarken ürün yelpazesinde her geçen gün arttırması için gerekli altyapıyı oluşturma olanağı sunmaktadır. Kıbrıs şartları göz önüne alındığında bugün sahip olduğu ürün portföyüyle Avrupa'nın saygın üreticileri arasındaki yerini almıştır. Boya grubundaki markamız Kaleboya ürünlerinin en büyük farkı yıllara meydan okuyan kalitesi, nem, rutubet ve UV ışınlarına karşı dayanım kalitesiyle rakiplerini açık ara geride bırakmasıdır. Mükemmel örtücülük değerleri ve leke tutmayan yapısı sayesinde yoğun kullanılan tüm yaşam alanlarında Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen boyasıdır. Tesadüf değildir. Tasarımın ve zarafetin konfor ile buluştuğu birbirinden şık mobilyalar, mutfak tasarımları, modern kapılar, kısaca ahşabın olduğu her yerde yorucu mobilyanın dokunuşuna yer verebilirsiniz. Yılların tecrübesi ve sağlamlığıyla yaşam alanlarınıza kaliteyi sunuyoruz. Özsoy Kot Merkezi. 1990 yılından beri hizmet veren Özsoy Kot Merkezi yeni yerinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. %100 yerli üretim, kot pantolonlar, kadife pantolonlar, işçi üniformaları ve kıyafetleri, kamuflaj pantolonlar, işçi montları ve kot montlar, baskılı ve baskısız tişörtler, işçi önlükleri ve özel ürünlerle kot yıkama. Özsoy Kot Merkezi, Esnaf Sanayi Sitesi, Lefkoşa'da. Yerli üretime destek verin. Özsoy Kot Merkezi. Zagros Development and Construction. Bu çatı altında herkes ev sahibi oluyor. Tamamlanmış ve devam eden projelerimizde sizleri bekleyen Türk Koçanlı dubleks villalara sahip olabilirsiniz. Zagros kalitesini ve konforunu sevdiklerinizle yaşayın.
değerinde fiyatlandırma ve uygun ödeme koşulları Zagros Construction'da. Detaylı bilgi için bizi arayın. 0533 836 11 00. Aşk iki kişiliktir. Sen ve ben değil, biz olabilmektir. Sena Diamond aşkınızı tasarlıyor. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Aşk istemek. Sultanman Yakışan Kahve. Bir kahve çekirdeğinden eşsiz bir lezzete giden yolculuğun adı Sultan Kahve. Muhteşem bir düğün için gerçek fark, Merit Park. Kusursuz bir düğün için rezervasyon 0392 650 25 00. Diyalog TV yayınları Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla artık iOS ve Android'lerinizde. Nerede olursanız olun gündemi, haberi ve yayınlarımızı kesintisiz olarak Kıbrıs Diyalog TV uygulamasıyla takip edin. Kıbrıs Diyalog TV uygulaması Apple Store ve Google Play'de. Size en yakın frekans 91.3 Radyo Diyalog. Diyalog Medya Grubu olarak mutlu günlerinizde sevinçlerinizi paylaştığımız gibi acılı günlerinizde üzüntülerinizi paylaşmak için yanınızdayız. Vefat ilanlarınızı Diyalog gazetesi ve televizyonunda ücretsiz yayınlamanız için vefat ilan servisimizi 0533 853 54 10 444 44 49 numaralarından arayabilirsiniz. Diyalog Medya Grubu hayatın her anında yanınızda. Evet, birinci bölümü geride bıraktık. Reklamları izledik. Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Liderin maçıyla 90 artıya devam edelim. 5 gollü karşılaşmaydı Atres. Güzelyurt Zaferi Stadyumu Binatlı kendi sahasında Doğan Türkbirliği'ni konuk etti. Doğan Türkbirliği kazanmak ya da zirvede yer alan Binatlı'ya çelme takmak istiyordu. Ancak maçın sonunda kazanan Binatlı oldu ve liderliğini sürdürdü. Güzelyurt Zaferi Stadyumu'nun güzel zemininde oynanan Binatlı Doğan Türkbirliği maçıyla 90 artının ikinci bölümü devam ediyor. Pehlivan Ali Savaşan ve karşılaşmanın santral ödülü çalıyor. Osman Özbaşar iki takıma da başarılar diliyoruz. Çağdaş sol kanattan ceza içerisine indi. Çağdaş yaptı ortasını okyanus. Dona top Moses ve gol! Moses önüne düşen topu affetmiyor. Doğa Türk Birliği filelerini havalandırıyor. Binatlı ilk pozisyonunda ilk golü buluyor ve 1-0 öne geçiyor. Moses'ın da kendine özgü dansı, takım arkadaşlarıyla sevinci. Yaptığım top doğru çıktı.
yapılan orta kaleye doğru süzülen top. Ercan düşüyor yere ve gol oluyor. Ercan kayıyor. Geri geri giderken kayıyor ve top finalle buluşuyor. İlginç bir gol. Özenç topu ortaladı. Top rüzgardan da fals olarak kaleye yöneldi. Ercan geri geri gitmek isterken takıldı düştü. Ve top da finalle buluştu Özkor'a. Çağdaş. Çağdaş bir çalımda Alpay'a. Çağdaş yaptı ortasını. Ceza alanı Koral vurdu kafayı. Şimdi Salih Güvensoy Özenç'i düşündü. Osman Uzbaş'a henüz işaretini vermedi. Şimdi veriyor işaretini. Çağdaş geliyor topun üzerine. Çağdaş kaleye yürüyen top aslanda dışarıya gidiyor. Çok iyi de kullandı. Böyle bir golü vardı 3 hafta önce evet. Çetinkaya'ya. Evet, çok da iyi kullandı aslında. Yine aynı şekilde kullandı. Ama top çerçeveyi bulmadı. Güzel de düşündü. Tam da istediği bir duşeydi yani. İstediği bir noktadandı. Yani uzatma komadan direkt maçı bitirdi. Evet 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlanıyor değerli futbol severler. 20. dakikada Moses, 26. dakikada Özenç ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona eriyor. Çalan düdüklere ikinci yarı başlıyor. Kenan ve arkasında Kemal güzel bir pas. Moses golü gidiyor. Moses! Moses! Bir attı 2-1 yakalıyor. Kemal Uçan'ın harika pası. Moses'e adeta golle burun buruna bırakıyor. Ve santra buluşuyla Binatlı golü buluyor değerli futbol severleri. Selim, şimdi Ahmet Saygı Özenç'i görüyor. Bindirme yapan Aydın. Onun önüne bıraktı. Aydın cezalan çesi. Yaptı ortasını. Aydın kara vuruş emeği kalışarıya. Mutlak bir gol şansı. Moz'u düşündü. Tekrar Kemal'a geliyor top. Koral'ın müdahalesi bu arada. Salih yerde. Çağdaş topu taça gönderiyor. Kirazlar var. Kemal Uçaner'e bir sarı kart çıkıyor. Çağdaş uzun bir top gönderiyor. Alpay karşıladı. Şimdi seken top Ömer. Önüne aldı Ömer. Ara pası Kemal Uçaner. Okyanusa çıktı. Kemal vuruşu. Okyanusa çarpan top. Korner. Yaptı ortasını ön direğe doğru. Kenan'ın müdahalesi var mı? Köşe vuruşu diyor Osman Özpaşa. Dirilik yapıyor. Ara pası müthiş. Kemal Uçaner. Moses. Kötü bir pas bu kez. Batsi şutu. Okyanus. Seken top gibi Okyanus. Binatlı adına kaçan çok önemli bir pozisyon. Ceza alan ön çizgisi oldukça kalabalık. Şimdi işaretleyildi. Kenan kaleye doğru yönlenen top üstüne dışarıya gidiyor. Kenan da geldi o noktaya paslaşarak kullanıldı. Kenan İki kişiden sıyrıldı. Kenan girdi cezalan. Kenan muhteşem bir gol. Kenan Özhan muhteşem bir gol atıyor. İki kişinin arasından sıyrıldı. Cezalan içerisine girdi. Müthiş bir şut çıkardı. Bir füze çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Skor 2-2 oluyor. Hücuma kalkıyor. Kemal Uçaner. Faul kararı var mı? Hızın yaptığı harekete faul kararı. Batsi güzel çalımlar. Batsi ceza mahçesi. Batsi yerde karar penaltı. Karar penaltı. Ahmet Saygı'nın müdahalesiyle karar penaltı. Osman Özpaşa penaltı noktasını gösteriyor. Hiç tereddüt etmedi. Doğru. Penaltıyı gösteriyor Osman Özpaşa. Galibiyet golüne çok yakın bir Binalı takımı. Doğru karar. Yani ceza sahasına girerken Batsi yere indirildi. Penaltı atışını kullanacak olan isim. Topu beyaz noktaya dikti. Bu Binatlı'nın kaderidir yani. Kalesinde Okyanus. Topun başında Çağdaş. Osman Özpaşa futbolcuları uyarıyor cezalara girmemeleri yönünde. İşaretini verdi. Çağdaş topa geliyor. Çağdaş vuruyor ve top finalerde. Çağdaş Arslan. 3-2 oluyor skor. Çağdaş Arslan'ın golü. Binatlı yine öne geçiyor. Binatlı kaçıyor. Doğan Türk Birliği kovalıyor. Skor 3-2. Batsi kendi gitti topla. Batsi kaleye baktı. Batsi vurdu. Okyanus. Hemen eliyle başlatıyor Okyanus. Özenç. Sıyrıldı rakibinden. Sert bir faul.
Sarı kart görüyor Necip. Çaldaş, uzun bir top ama çalan düdük 90 dakikanın sona erdiğini belirtiyor. Osman Özpaşa ve 3 puanın sahibi bin atlı diyor değerli futbol severler. Evet, Binatlı 3, Doğan Türk Birliği 2, puan 39, ligin zirvesinde yer alan Binatlı kritik Lefke deplasmanı öncesi hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Emin adımlarla karıncaların yolculuğu devam ediyor hocam. İyi de oynadıkları bir gündü. Çok iyi değillerdi ama en azından kazanmasını bildiler. Seninle başlayalım Binatlı Doğan maçının yorumuna. Peki, tabii ki öncelikle az önce yayında olmadığın dönemde arayıp da serzenişte bulunan sevgili kaptana Kemal Uçaner'e haklılığından dolayı buradan bir özür borcumuz olduğunu ifade edelim. Evet. Doğrudur. Lider olarak onunla başlamamız gerekirdi ama Kemal tahmin edebileceğin gibi biz tamamen masumuz. Beyza de bir top attı önümüze. Oynayın dedi. Doğu derbisi. Doğu'dan gelen iki spor yazarı. Doğu'da neler oluyor dedi. Biz de Doğu'dan başladık. Yoksa onun ötesinde dünyanın her yerinde liderin evet maçıyla başlanır. Ama görüntülerde bile liderin maçı kaçıncı maçta geldi hocam? Üçüncü maçta. Üçüncü maçta geldi. Yani gör, bizden kaynaklanmaz aslında. Evet, Kemal'a da buradan. Bu kısa espriyi yaptıktan sonra evet, aslında tabii Kemal'e bir başka boyutuyla da değinmemiz gerekir. Adı gibi Kemal'e ermiş durumda. Yani 36-37 yaşlarında sanırım şu anda. Kemal kaptan, olgunluk. Kemal adı zaten olgun anlamında geliyor, Arapça bir terim. En olgun dönemi. Takıma hem abilik hem kaptan, siyahi yani oyuncuyla birlikte gol yollarında da en fazla katkıda bulunan oyuncu. Ve Binatlı geçen sene bu lige çıkmayı başardı. Kadrosuna baktığın zaman kimsenin, yani bu başarıyı bırakın da ligde orta sıralarda acaba götürür mü diye düşündüğü bir ekip iken. Ağırlıklı zaten alttan gelen futbolcular da, yani kendi öz kaynaklarından gelen futbolcular kurulmuş. Tabii ve yabancı oyuncular, evet, takviye onlarla takviye birlikte. Yani 3-4. Aslında en büyük transferleri bir nevi aslında Kemal'dir şu anda. Hı. Yabancı oyuncularla birlikte performansını da en üst seviyeye çıkaran. Daha da fit değil yani, sakatlıktan çıktı fit değil yani. Tabii. Hazır bir Kemal değil. Bir, o bir de rakiplerin de ta Gönyeli'den tutun bugüne kadar Kemal'i çok iyi çözdükleri bir nokta şu var ki, Kemal'e tekme atarlarsa, Kemal'i dürterlerse Kemal kolay sinirlenir. Dolayısıyla bu tür oyunculara, biraz da defans oyuncuları biz oynadığımız evet için evet, sinir edip, tahrik edip attırma yoluna gitme. Ve o da kontrolsüz oynamaya başlar bu tür oyuncular. Yani deyim yerindeyse el bombası gibidir her an. Sana da patlayabilir, kendi kendine de patlayabilir. Bu durumu da bildikleri için. Bu konum itibariyle dikkatli olması gerekir. Kesinlikle. O anlamda söylüyorum. Hele şimdi artık son 19. hafta bitti, 20. hafta 7 maç yani. 6 hafta kalır bu haftadan sonra. Bu haftadan sonra. Yani 26 maçın 19'u bitti, 20.ye giriyorsan Kemal'in adı gibi davranması gerekir artık. Kalan süreçte olgunluğunu en iyi şekilde takımla birlikte sahaya yansıtması ve karıncaların yuvaya puan taşımasına ciddi bir şekilde de liderlik yapması gerekir. Hı. Kaptan gibi kaptan olması gerekir. Hı hı. Bunu da dışarıda az önce bir örnek verdim. Abdullah Atma şu anda Mor Menekşe'de. Daha önce Yeni Boğaziçi'de altyapıda benimle beraber yetişen oyunculardan bir tanesi. Dışarıda hani kafasına vur, elinden bırak, boğazındaki lokmayı al, tepki vermeyen bir karakter yapısı. Kemal'i az buçukta bilirim o şekilde. Evet, o ama saha içerisine girdikleri zaman o insan gider bambaşka farklı bir karakter yapısı gibi. Aşırı hırs var hocam. Her ikisinde de var bu özellik. Ama kontrolsüz güç, güç değildir, güç değildir, değildir diye de bir örnek vardır. Zaman zaman öyle oluyor tabii. Evet, burada hem Binatlı'nın hem de Kemal'in birbirine kalan maçlarda çok fazla ihtiyacı var. Hem kart görmeme hem de aslında kritik noktalarda takıma gerçek bir ağabey rolüyle öne çıkıp da karıncaların beklenen performansı ve beklediği yerde ligi bitirmesi için Kemal'e çok büyük görev düşüyor diyelim. Evet, Kaya. Hocam Binatlı'nın yukarıdaki takımlarla maçları bitti. Yani Çetinkaya ile oynadı, Gençler Birliği ile oynadı, Maus Türk Gücü ile oynadı, Lefke ile bu hafta oynayacak. Yani deplasmana. Takipteki 3 takımla oynadı. Tabii ki o konuya geleceğim. Yani eşiktedir şu anda. Evet.
Dolayısıyla şimdi bundan sonra oynayacağım maçlar ağırlığı da alttakilerle de olacak. Dolayısıyla daha sakin olması gerekiyor şampiyonluğa oynayacaksan. Ki 2 puan öndesin şu anda. Lider konumdasın ve haftalarda da puan kaybı, zaman zaman puan kaybı yaşamasına rağmen Binatlı liderliğini kaybetmedi. Avantajlıdır hocam. Unutma sözünü. Kendi kaybettiğinde rakipleri de kaybediyor. Rakipleri de kaybediyor ve yani bu hafta mesela işte Çetinkaya Mausa Türk Gücü oynayacak. Mausa'da yine Binatlı'nın Lefke'den iyi sonuç çıkarırsa. Çıkarırsa, galip gelirse kendi yani ona yarayacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla ne kadar sakin olurlarsa ki Doğan maçı zorlandılar. Artı biraz da agresif oldular. Ki Kemal Uçan için konuştuk ama ben yine de bundan sonraki maçlardaki diğer futbolcular ki Kemal da yani kaptandır. Belki aşırı hırslıdır vesaire ama bundan sonraki haftalarda daha sakin olacaklarını düşünüyorum. Çünkü Binatlı'nın genel yapısı budur hocam. Yani ben 2 maç izledim bu sene. Özellikle stres seviyesi yüksek bir Mausa Türk Gücü maçı. Deplasman. Onu izledim. Futbolcuların hal hareketleri, psikolojileri biraz gözlemlemeye çalıştık. Orada son derece sakin, dikkatli. Ayakta kalmayı başardılar. Tabii ki kesinlikle. Hatta gol pozisyonu da bulup Kemal'ın kaçırdığı zaten bir pozisyon vardı maçın son bölümünde. Hı. Onu atsalar 3 puan da alacaklardı. Dolayısıyla yapı iyi yani Binatlı'da. Kemal'ın da yapacağı işte az önce senin söylediğin gibi o yapıya bir abilik yapma. Evet. Ve dolayısıyla da yola devam ederler diye düşünüyorum. Evet. Ağustos böceği gibi davranmaya hakkı yoktur Kemal'in. Karınca gibi, karınca liderliği yapacak. Evet. Evet, noktalayalım. Geçelim Doğu'nun bir başka temsilcisine, Gençler Birliği'ne. Gençler Birliği Yeni Cami'yi konuk etti. Yoluna emin adımlarla ilerleyen bir Gençler Birliği var. Galibiyet serisi devam ediyor. Rakip Yeni Cami'ydi. Ancak 3 puan, 3 golle alan Gençler Birliği maçın sonunda da büyük sevinç yaşadı. İskele Cumhuriyet Stadı'nda 4 golün çıktığı Gençler Birliği Yeni Cami maçını izliyoruz. Mehmet Baley'in çalan düdüğü karşılaşmayı başlatıyor. Bizler de her iki takıma başarılar diliyoruz. Gençler Birliği hata var şimdi. Ceza sahasında Emanuel kesti dışarıya. Gol pozisyonu son anda kaleci Yusuf. Emanuel kesti ceza sahası içerisine. Kale sahasında Sertan vardı ama Yusuf tam zamanında müdahaleyi yaptı. Hocam gol yemeden devreyi kapatıp da ikinci devre kontra ile rakibi sol bölümeye. Arif'in pası ceza sahası bayrak kalkmadı. Gol pozisyonu şimdi gol pozisyonu Sertan ve gol. Çok güzel. Sertan'ın golü skoru 1-0'a getiriyor. Sertan kuru kafa ama öncesinde Şenol'un akın dolu pası ceza sahası içerisinde Şenol bu pozisyonda egoistçe davranmadı. Daha müsait pozisyonda olan Sertan kuru kafaya aldı at diyor. Sertan da bu ikramı geri çevirmedi ve Sertan'ın golüyle Gençler Birliği kendi sahasında aradığı golü buluyor. Dakikalarımız 38'i gösterirken gol geldi Sertan kuru kafa. Gençler Birliği 1, Yeni Cami 0 oluyor. Ali uzun kullandı ve Mehmet Malek ilk 45 dakika bu kadar diyor. İskele Cumhuriyet Stadı'nda ilk yarıda tek gol izledik. 38. dakikada Sertan'ın kaydettiği kafa golüyle Gençler Birliği Yeni Cami karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlıyor. Mehmet Malek düdüğünü çaldı ve ikinci 45 dakika başladı. Emanuel çok uzun bir taç atışı yine ceza alanında. Kale sahasında Yusuf sektirdi. İkinci pozisyon ama düdük geliyor. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Zihni ceza sahasında Zihni son çizgiye indi. Zihni ortası bir kez daha köşe vuruşu. Serbest vuruşu Şenol kullanacak. Şimdi işaret geldi. Şenol havalandırıyor kale sahasına doğru. Emanuel vurdu. Kaleci Yusuf. Son anda Emanuel ve Abbas top yön değiştirdi kaleci Yusuf. Doğru yerde durdu ve gole izin vermedi. Sekti top. Musa'nın önünde kaldı. Musa biraz bekledi. Şimdi Asçan. Ceza sahasında Asçan gol pozisyonu olabilir. Son anda serbest vuruşu veriyor Mehmet Malek. Önce avantaja bıraktı. Sonrasında Asçan topu kaybedince ceza sahası içerisinde serbest vuruşu veriyor. Hüseyin Sadıklar topun arkasında. Şimdi işaret geliyor. Hüseyin direkt kaleye doğru. Son anda savunma Emir. Asçan
havalandırdı. Sekti top ceza sahasına. Gol pozisyonu ve gol! Bomboş pozisyonda topu önünde bulan Halil Turan ilk kez topla buluştu. Golcü isim sahnede. Golün adı Halil Turan. 71. dakikadan çıkarken gol Halil Turan'la geldi. Halil Turan varsa gol var. Yeni Cami beraberliği yakalıyor. İskele Cumhuriyet Stadı'nda şimdi eşitlik var. Halil Turan'ın golü, skor 1-1 oluyor. Özellikle yapılan değişikliklerde daha fazla golü düşünen Yeni Cami. Golü de buldu. Bu arada Sertan yerde. Devam diyor Mehmet Malek. Uğur'la girmiş olduğu mücadele. Sertan yerde. Biraz da kendini bıraktı. Kolay bıraktı. Tabii bir şey yok. Pozisyon çok açık. Yakın Mehmet Malek'te. Evet, müdahale doğru. Bizim görebildiğimiz noktadan devam kararı doğru gibi. Aynen. Şimdi tekrar Şenol. Şenol. Açılan top. Abdullah kaleye vurabilir. Abdullah ikinci pozisyon. Şimdi ceza sahasına. Gol pozisyonu. Emanuel gol. Skor 2-1 oldu. Çok fazla hüzün sürmedi. Yeni Cami'nin beraberlik golüne. Emanuel cevap veriyor. İlginç gol sevinci. Emanuel skoru 2-1'e getirdi. Gol Emanuel. Gençler Birliği 2-1 öne geçiyor tekrar. Emre kaptırdı. Şenol ileride Emanuel var. Emanuel'i kaçırdı. Şimdi Emanuel onu karşılayan Erbay var. Emanuel Erbay'ın üzerine gidiyor. Emanuel sıyrıldı ondan. Emanuel bıraktı cezası Sertan. Gol pozisyonu Sertan dışarıya. Abdullah var sağ tarafta. Emanuel önünde. Şimdi Emanuel'i bırakabilir. Abdullah getirdi. Emanuel'in koşu yoluna. Emanuel hareketli. Çok çabuk araya girdi Uğur ama bir anlaşmazlık kaleciyle. Kaleye doğru Emanuel. Gol pozisyonu Sertan yetişemedi. Sinan. Orta alanda bir boşluk var. Sertan. Sol tarafa. Bayrak kalkmadı. Ceza sahasına doğru tehlikeli bir pozisyon. İbrahim ceza sahasına gol pozisyonu. Emanuel 3-1 oldu. Geçmiş olsun. Bayrak kalkmadı. Devam kararı bir anda ben de tereddüt ettim. İbrahim topla buluştu. Sol taraftan İbrahim ceza sahasına girdi İbrahim Köse. Arka direkte bomboş pozisyonda hareketlenen Emanuel'e al da at dedi. Kale sahasına bıraktı. Emanuel de bu ikramı golle sonuçlandırıyor ve Gençler Birliği farkı 2'ye çıkarıyor. Skoru 3-1'e getiriyor Gençler Birliği. Artık çok daha rahat bu geriye kalan son 5 dakika içerisinde. Dakikalar 86'ya girdik. Gençler Birliği 3, Yeni Cami 1. Ve maçın son düdüğü geliyor. İskele Cumhuriyet Stadı'nda kazanan Gençler Birliği 3-1'lik skorla Gençler Birliği Yeni Cami'yi mağlup ediyor ve zirveye yürüyüş yolunda haftayı 3 puanla kapatıyor Gençler Birliği. Evet, Gençler Birliği kazanmaya devam ettiği sıralamadaki yeri 3 puanı 35, liderin de 4 puan gerisinde. Bakalım ligin sonunda bulunacağı konum ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Tartışmalımız kaç? 3 mü? 2 tartışmalımız var. Hemen tartışmalılarla girelim. Yorumcularımızla devam edelim maça. Evet, ilk tartışmalı pozisyon offside beklentisi vardı. Sedat Hocam? Tabii çok uzak bir pozisyon. Hı-hı. Kaldır bizi Serkan. Evet, bizi kaldır. Bir daha ver, daha sağlıklı konuşalım. Evet. Arkadaşımız çok, çok güzel, çok güzel bir pas görünüyor. Offside. Şimdi elini kaldıran kesiyor zaten yani offside. Şu bu pozisyonda baktığında offside gibi. Çünkü evet, çok uzak noktada. Hı-hı. Ama sanki elini kaldıran kesermiş gibi geldi bana yani. Ben bir için... de ekranın görünmeyen noktası var. Görünmeyen yani bölgesinde yardımcı hakemin önünde başka bir sporcu da olabilir, evet, bizi aldatan. Evet. Bizim görmediğimiz. Bakın şimdi şu noktada baktığınızda stoperin biri yok, sol bek yok. Evet. Libero gibi biraz daha sarkık oynayan stoper elini kaldırıyor ya. Evet. Belki de topa vurulduğu anda o daha geride de olabilirdi. Erbay. Sol bek daha geriden geliyor. Evet. Hala daha kapsam alanına girmedi gördüğün evet, gibi. Evet. Düşün o da arası. Daha, tabii ki. Yani. Dolayısıyla oradaki yardımcı hakemin verdiği karara biraz da bizim saygı duymamız gerekiyor. Çünkü zaten en iyi gören o hocam. Evet. Çok dar bir açı, uzak bir görüntü. Ve sahanın bütününü de görme şansına sahip değiliz. Belki bunu bile ondan daha fazla tartışabiliriz. Çizgide mi,
bir adım ilk pozisyon öne geçti maçtaydım mi diyebilir miyiz? Ben ama maçtaydım hocam. İlk pozisyon bence de offside değil. Oradaki, burada bir şey yok. Ha, yani burada. Yani bizi aldatan, daha doğrusu bizim doğru yorum yapmamızı engelleyecek çok faktör var. Evet. Sahanın yarısını görmüyoruz. Evet. Oyuncuların bir kısmının nerede yani olduğunu. Burada işte Emanuel'in topa dokundu. Zaten itirazlar da bu yöndeydi. Emanuel'in topa dokunduğunda. Bu tartışılabilir. Tabii onu görmemiz tam çok zor. Tam pozisyon itibariyle. Gene yardımcı hakemin durumu önemli orada. Evet. Ama burada bence olsaydı bu ilk vuruşta Erbay'ın elini kaldıran Erbay'dı senin. Evet, Erbay. 17 numaralı forma. Bence kesiyor olsaydı sanki. Evet. Evet. Erbay Bertiz. Tabii Erbay Bertiz de bildiğin gibi Kadir Bertiz'in yeğeni. Daha önce Mausa Türk Gücü'nde bizim oynadığımız şey dönemlerde. Evet. Gelsin Serkan. Evet. Gelsin diğer pozisyon. Evet. Penaltı beklentisinin olduğu pozisyon. Evet. Uğur Paşa'nın olduğu pozisyon. Bir daha alabilirsek pozisyonu ve bu şekilde bu maçı da noktalayalım. Var mı tekrarı sevgili Serkan? Evet var. Sertan'a Uğur'un yaptığı hareket. Evet. Kaya. Maçtaydı. Tabii şimdi maçta izlerken o an penaltı dedin herhalde. Yok penaltı değil dedim aslında. Ama burada tabii tekrarını daha yakından izlemişiz gibi görüyoruz zaten. Dolayısıyla burada sanki topla oynama yok pek. Uğur'du zannediyorsam o pozisyonda. Evet, Uğur. Evet orada. Yok. Kadir mi? Uğur. Evet. Malek hocam mıdır? Görüntünün... Evet, maçın hakemi Mehmet Malek hocam. Evet, Malek. Görüntünün içine de giriyor orada. Evet, Uğur orada. Sol ayağı sanki de biraz rakiple oynama evet isteği var o noktada. Evet, daha net görürüz burada. Uğur'un sol ayak, evet direkt Sertan'la oynama. Hafif dokundu yani orada. Yani belki o an... Ben pozisyonun devamına bakıyorum. Eğer burada Malek hoca penaltı çok vermediyse, net. Çok hayır yakın. Ve eliyle de çok açık bir şekilde devam diyor, bir şey yok diyor. Pozisyonun sonuna kadar, oyunun durduğu anı merak ediyorum. Faul, taç, yok herhangi bir şey vermedi. Out falan olduktan sonra, eğer burada ısrarla bir şey vermediysen, vermedi. Sertan'a bir sarı kart gösterebilirdi. Aldatmaya yönelik. Hayır, yani çarpma yani ikili mücadele gibi de orada. Çünkü düşürmüş olabilir. Düştüğü yer veya düşürüldüğü yer ki yoruma açıktır şu anda tartışıyoruz. Çizginin hemen içi yani. Yani penaltılık bir noktadaysa kararı da direkt sonuca etki edecek bir karar olacak. İçeridedir. Evet. Dolayısıyla oyuncunun bir hamlesi kalkıp devam etme isteği yoktur gördüğün gibi. Hı. Yatıyor ve penaltı bekliyor. Evet. Ellerini açıyor ve evet diyor ki hoca görmedin mi modunda yaklaşım evet var. Evet. Gördüm. Elim cebimde. Boyutu gelebilirdi burada çok rahat bir şekilde. Hı. Malek hocadan. Genelde bizim maçlarda pek verilmiyor. Ha, şu yani belki daha fazla tartışılabilirdi. Biraz evet daha geri alabilirsek, sevgili yönetmenimizden rica etsek. Şurada bakın, ayağa bakın. Evet, biraz yukarı kalkmış durumda. Göğüs hizasını geçecek kadar kalkıyor. Bakın. Hı. Bu pozisyonda bir en direkt vuruş veya kaleye yönelik bir penaltı yorumu da gelebilir mi? Evet, bakın. Ayak Sertan, Sertan topu kazanınca devam tabii ettirdi belki de. Ama nereye kazandı hocam? Kaleden uzaklaştı. Tabii ki. Tabii. Açıyı kaybetti. Pozisyonunu kaybetti tabii ki. Kaleye yönelik vuruş boyutunu da kaybetti. Evet. Sanki defans oyuncusuymuş gibi topu kaleden uzaklaştırdı aslında. Hı. Yani ayağa da bakın. Neredeyse suratının içinde. Çünkü diyor ki vurma veya vurmaya teşebbüs. Burada da o mantık evet vardır. Çok rahat bir şekilde burada düdüğü çalıp verebilirdi Malek hocam. Eğer itiraz edecekse Gençler Birliği oyuncusu bence bu pozisyona daha çok itiraz etmeli. Buna değil. Öbürü daha fazla. Hani çıkıyor. Evet. Noktalayalım. Artık son bölüme doğru da giriyoruz. 3 maç kaldı. 7 gollü bir diğer karşılaşma. Değirmenlik Lefke maçıyla devam edelim. O maçta da tartışmalı yok ama ilginç görüntüler var sevgili Kaya. Bu hafta kiminle oynuyor Gençler Birliği? Gençler Birliği bu hafta Cihangir'e gidiyor hocam. Yani aslında Cihangir'e gidiyor. Üstündeki iki takımın da kendi altındaki takımla oynadığı. Bakın üstündeki iki takım altındaki iki takımla oynuyor. Ve kendisi Cihangir daha rahat bir Cihangir'le oynuyor. Ama Cihangir mağlup olursa hemen ensesine yetişmeye hazır vaziyette alttaki takımlar. Onun tedirginliği evet var doğal olarak. Bir Değirmenli, bir Bostancı'nın arkadan gelişi. Onlar yani için ciddi bir tedirginlik noktası. Fakat Çetinkaya
ve Binatlı'nın Lefke Mavus'a Türk gücüyle oynaması da aslında baktığımızda Gençler Birliği için çok önemli bir avantaja da dönüşebilir bu hafta. Evet. Böyle de bir kritik durum var. Bekleyip göreceğiz o zaman. Evet, Değirmenlik Lefke maçı. Yaralı bir Değirmenlik vardı. Doğan maçında bir hayli cezalı vardı. Muharrem Mert'in, teknik direktör Amani, Viktor, Kaan, Celal Abeşoğlu oldukça etkili isimler yoktu. Rakip Lefke'ydi. Lefke oyunun ilk bölümünde geriye düşmesine rağmen klas ya da önemli isimleriyle maçın öndürmesini becererek 3 puanla Karadağ'a keyifli yolculuk yaptılar. 7 gollü Değirmenlik Lefke maçını izliyoruz. Değirmenlik Sadık Cemil Stadında Değirmenlik Lefke'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın orta hakemi ise Fehim Dayı. Geçtiğimiz haftanın ağır yaralı takımı Değirmenlik eksik kadrosuyla Lefke'yi konuk ediyor. Gelişecek olan atak bir vuruş. Bakıyorum top filelerde. Parpa sahneye çıkan isim bu dakikada. Dakikalar 6'yı gösteriyor. Çok güzel bir gol. Parpas enfes golüne Lefke maçında da devam ediyor. Gerçekten ayakta alkışlanacak bir gol Parpas'tan geliyor. 1-0 önde oynuyor şimdi Değirmenlik. Gelişecek olan atak bir vuruş Alien. Alien sahneye çıkan isim dakikalar 19'u gösteriyor. Alien bu kez kaleciyi çaresiz bırakan isim oluyor. Erken geliyor goller. Değirmenlik Sadık Cemil'de önce Parpas sonra ise Alien 9 dakikaya 2 gol sığıyor. Gelişecek olan atak Değirmenlik adına yapılan orta. İyi bir orta Mehmet Özeral son anda sonrasında ise savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. İyi başladı karşılaşma karşılatılan birer gol. Gelişecek olan Değirmenlik atağı ancak Fehim Dayı ilk 45 dakikaya bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı skoru Değirmenlik 1 Lefke 1 şeklinde ikinci yarıya Lefke'nin vuruşuyla başlanıyor. Bir birlik eşitlik Lefke'nin galibiyet düşüncesi var. Değirmenlik ise o da eksik kadrosuna rağmen galip gelmek istiyor. İyi bir vuruş o noktada. Kaleci Mehmet için oldukça rahat bir top. İki takım da beraberlik istemiyor. Bu dakikalarda hareketli bir oyun. İleriye atılan top Kasım. Kasım Tağman. Kasım top filelere gidiyor. Kasım Tağman dakikalar 60'ı gösteriyor. 60. dakikada bir takımını öne geçiren isim Kasım Tağman oluyor. Gol bir kez ekranlara geliyor. Kasım Tamam ve arkadaşlarının gol sevinci. Usta golcü Kasım bu dakikada takımın öne geçiriyor. Bu kez atak yönü sağ kanat. Kemal sol kanat. Topla buluşan isim Kemal. Pas verecek arkadaşı arıyor. Kemal şimdi Kasım'a verdi. Kasım yerden orta. Smart. Smart sahneye çıkıyor. Dakikalar 74. Bu kez asist Kasım'dan. Gol Smart'tan. Bir kez yazıyoruz. Kasım yerden orta Smart. Çok iyi bir vuruşa top filelere gidiyor. 3-1 oluyor karşılaşma. 74. dakikada skor 3-1 Sadık Cemil'de. Gollü bir gün, bol gol. Şimdi Kasım pasını gönderdiği noktada Burak var. Burak son çizgi yaklaştı. Burak kesti. O noktada Kemal top filelere gidiyor. Kemal sol kanat. Bir kez yazıyoruz pozisyonu. Burak iyi taşıyor topu. Burak yaptı ortasını. Arkadan gelen isim Kemal sol kanat topu filelere gönderiyor. Kemal sol kanatın golüyle skor 4-1 oluyor. 5 gol 4'ü Lefke'ye ait, 1'i Değirmenli'ye ait. Kemal sol kanatın golüyle skor 4-1 oluyor. Onurhan bu dakikada arkadaşlarına kızıyor. Şimdi gelişecek olan Değirmenlik hata yapılan orta. O noktada Arif sol kanatın topa elle müdahalesi olduğunu belirtiyor Fehim Dayı. Penaltı kazanıyor Değirmenlik takımı. Dakikalar 85'i gösteriyor. Bu dakikada penaltı kazanıyor ev sahibi takım Değirmenlik. Kim kullanacak penaltıyı? Parpas. O noktada olan isim Parpas topu aldı. Vuruşu top filelere gidiyor. Fark da 2'ye iniyor. Parpas'ın ve Değirmenlik'in ikinci golü oluyor. Değirmenlik Sadık Cemil stadında. Bir kez ayaklanlara geldi gol. Skor 4-2. 6 gol 85 dakikada. Gelişecek olan atak o noktada bir vuruş. O noktada sert bir hareket Sercan'dan. Semih yerde kalıyor. Sonrasında Sercan özür diliyor. Kemal sol kanat pası. Kasım top filelere gidiyor. 5-2 oluyor skor. 90+3. Kasım'ın attığı golle Lefke 5-2 öne geçiyor. Bu da karşılaşmanın son pozisyonu oluyor. Sonrasında ise maçın orta hakemi Fehim Dayı karşılaşmayı bitiren düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın skoru Değirmenlik 2, Lefke 5 şeklinde sonuçlanıyor. Evet, Değirmenlik 2, Lefke 5. İyi bir galibiyet. En azından Lefke adına kupa maçı öncesi. Onlar da çarşamba günü Mor Menekşe deplasmanında kupanın ikinci turunu oynayacaklar. Gününde 1 Kasım, iyi bir Kasım bir takıma bedeldir hocam. Karşısında da eniştesi Cemil var. Evet, çok ilginç bir maç çarşamba günü. Evet. Evet. Kasım yani ve Cemil. Mor Menekşe'nin kaptanı da Kasım'ın eniştesi. Evet.
Onlar açısından da farklı tabii bir yönü var. Fakat tabii sahaya baktığımız zaman... Tabii evet, Kasım... Mormeneş'e ne kadar konsantre olabilecek... Kafalarda lig var yani şimdi. Hocam o önemli. Yani Lefke tamam, o tabii ki istiyorlar. 1-0'ın avantajı var ama... Tabii geçen sene ligde iyi bir Mormeneş'e gittiği yere kadar ligde gider derdi. Ama hedef kupaydı. Hı hı. Fakat bu sene öyle bir görüntü yok. Bu sene kupa şampiyonu olsan olacak. Küme düşerse, şu anda düştü demiyoruz. Hı hı. Düşerse kupayı almış bir Mor Menekşe bir şey ifade etmez. Tabii ki. Dolayısıyla önceliği tabii ki lig olacak. Ligde kaldıktan sonra kupada gidebileceği yere kadar tam tersi. Yani geçen seneki manzaranın tam tersi bir görüntü. Fakat bugün baktığınız zaman bu maça özellikle yani değirmenlik maçına bir Kasım şov görüyorsunuz. Klas vuruş, Kasım'da ki, klas bir pas. Oynatma niyeti yoktu. Mor Menekşe maçına saplıyordu hafta arası. Ancak geriye düştükten sonra mecburen İltaş Hoca sahaya sürmek zorunda ama kaldı Kasım. Ama iyi bir antrenman maçı olmuş Kasım için. Aynen öyle. Eğer o mantıkla sürdüyse şimdi sahaya. Şimdi belli bir tecrübe de edindi hocam Türkiye'de. Türkiye'de yani gitti geldi tabii. Onun şeyi var. Bu vuruşta, tek vuruştaki yansıması var. Zarafet, bakın ara pasına düzeltirken de hani direkt kalecinin yanında keyif alacağın bir izlenim bıraktı yani evet, Kasım. Kesinlikle. Hemen arkasından gol pası yine Kasım'dan gelecek. Şimdi biraz sonra. Hı-hı. Aynı şekilde sırtı dönükken 7 numaralı oyuncuya Burak'a aşırma bir topla bakın burada da yine pası veren nokta pas, yine Kasım. Tabii ki. 3 oyuncuyu zincir savunma dediğimiz yapıda bakın 1, 2, 3, 4 tane değirmenlikli turuncu aradan geçirtiyor topu. Dördünün arasından slalom çubukları gibi topu geçiren, pası veren bir Kasım, yine Kasım. Evet hocam istediğin. Şurada 7 numaralı takım arkadaşına sırtı dönük aşırma vuruşla biniş, bu oyuncunun topsuz eyle oyunu da okuduğunun göstergesidir. Rastgele oraya atılmış bir top değildir. Evet hocam. Arkadaşının oraya kaçacağını bilen bir Kasım'ın oraya gönderdiği bir toptur. Evet. Ve son final noktasını da tekrar birazdan göreceğiz. Yandan çizgiye paralel, kale direklerine paralel gelen bir topa tek kuruşla topu ağlara göndermek de her baba yiğidin sahalardaki yiyeceği bir yoğurt tarzı değildir. Evet. En son, şimdi gelirse evet, görüntülere. Son, maçın son golü. Evet, evet son gol. Hı hı. Yani baktığınızda biz Lefke maçından çok Kasım'ın vuruşları, evet. Kasım'ın pasları, yani, Kasım'ın golleri. Oyunu değiştirdi. Tabii ki. Kaderini değiştirdi. Evet, İltaş Hoca oyun almasıyla geldi. Evet. Evet bundan sonra da onu Kasım'ın da golü görelim. Özellikle. Evet, görelim o golü de Sedat Hoca'nın Kasım'ı ön plana çıkarttığı bir bakın, gece. Bakın şurada gelişine. Evet. Tek vuruş. Tek vuruş ve kale, yataya gelen. Kaleye de zaten bakmıyor. Kaleciye de bakmıyor aslında ama nereye vuracağını biliyor. Yani çok hocam hesaplı. Sen kale iyi bir vuruş çıkaracak noktada değilsen kalenin neresine istersen vur. Bu topu dışarı vurduktan sonra sen kaleci nerede isterse dursun. Aynen ne fark eder? Kaleciyi... Önce bir kaleyi tutturman lazım. Yani bunu yapabiliyor. Öyle işte, gelen evet. Paralel evet. Yandan gelen bir topa ve tek vuruş şeklinde ayağının üstüyle direkt vuruş bugün, yapabilecek hocam bugün, kaç tane oyuncu var? Bakın şu vuruşu. Bugün çağdaş futboldaki en önemli gol atacak olan futbolcuların en önemli yaptığı pozitif işlerdir bunlar. Evet. Tek vuruş. Evet. Tek pas, tek vuruş. Evet. Sevgili Serkan, görüntüler vardı. Biliyoruz sonuna da geliyoruz programın. Muharrem Mert'in cezalıydı. Diyalog gazetesi foto muhabiri Mehmet Ünalmış'ın objektifine takılan fotoğraflar var. Arkaya mı alalım, önden mi görelim sevgili Serkan? Evet. Görelim fotoğrafları. Muharrem, evet. Direktifler yağıyor yedek kulübesine. Savaş Hoca, yardımcı teknik direktör. Telefonu kulağında tutuyor elinde. Evet, elindeki telefon. Ne gerek var? Bluetooth denen bir olay var şu anda. Kulaklık, evet, kulaklık. Muharrem Hoca sırmasıyla yukarıda beraber. Yani bunlar kulüp, artık kulüp binası. Evet, kulüp binasının üzeri. Evet, Muharrem Hoca direktifleri var. Hatta belki de oradan daha iyi. Telefon o da aynı şekilde. Evet, yani telefon trafiği devam ediyor. Daha iyi izlemiştir bunu, bence. Hayır, bunu kamufle edecek şekilde teknolojiden yararlanıp hiç bu görüntüleri de sevgili Ünalmış'a verme gereği olmadan bu maçı çok rahat bir şekilde idare edebilirlerdi. Hocam Mor Menekşe MTG maçında yani. Ali Oraloğlu, Mausul Gücü Teknik Direktörü, o da cezalıydı. Hı. Bir ara gördüm tribünde kulaklıkla, sanıyorum, hani tam emin değilim ama büyük ihtimalle. Çünkü baktım yedek kulübesinde, Reşat Hocam orada, Reşat Oğuz da büyük ihtimalle. Çünkü Batu Hoca
yardımcı teknik direktör. O öndeydi. Daha çok taktik veriyordu yakın planda. Büyük ihtimalle o da oradan. Çünkü devamlı konuşuyor hallerini gördük. Yani mecburen öyle bir yöntem. Ben farklı bir şey sorayım size. Yardımcı hakemin tam önündedir. Bizim kural kitapçığında ne diyor? Oyun devam ederken antrenör eline telefon alıp rahatlıkla dışarıyla görüşebilir mi? Hayır, hayır. Talimatlar da var. Yoktur. Yok. Ne o zaman? Evet, hazırlayalım. Serkan Türkoca Cihangir maçını hazırlayalım. Evet, hazır. Evet. Beyzade hocamın hoşuna gitmedi hemen. Gündemi değiştiriyor. Diğer görüntüleri istedi. Yok, hızlanalım çünkü sonuna geldik hocam. Yoksa evet, bu da ilginç görüntülerden bir tanesiydi ve Türk Ocağı Cihangir karşılaşması. Yardımcı hakem daha profesyonel kulaklıkla en azından. Çağa ayak uyduruyor. Evet. Son haftaların çıkışta takımı Türk Ocağı. Cihangir ise şiddetle puana ihtiyacı olan takımda hafta arası iki takımda kupa mücadelesine çıkacaktı. Ancak kazanan Cihangir oldu. 21 Temmuz'da oynanan Türk Ocağı Cihangir maçını izliyoruz. Türk Ocağı Cihangir'i Girne 20 Temmuz standında konuk ediyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener, Cem Öksüzoğulları, İsfendiyar açık söz yardımcılıklarını yapıyor. Gelişen Türk Ocağı atağı Ertaç kaleye baktı, vuruşu kaleci Özgür savunma uzaklaştırıyor. Karşılıklı ataklar var ilk dakikalarda. Ceza sahası içerisinde gelişen Cihangir atağı sonuç gelmiyor. Mustafa İnanç'la Türk Ocağı çıkmak istiyor, savunma karşılıyor. Fırat'la başlayan Cihangir atağı Mete ceza sahasına girdi. Mete rakibinden topu kurtardı. Mete şimdi pası Fırat. Vuruşu top asfaltla dışarıya gidiyor. Emekay'la gelişen atak şimdi sağ taraftan ceza sahasına yapılan orta. Bir kafa top dışarıya gidiyor. Mustafa İnanç'tı kafayı vuran futbolcu. Mete savunma arkasında topla buluştu. Mete açısı dar, vuruşu kaleci Cenk'te kalıyor. Serbest vuruş kullanıyor Türk Ocağı takımı. Ertaç sert bir vuruş, kaleci Özgür topu kornere çeliyor. Kaleci Cenk çalan düdük ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Cihangir takımı başlıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Gelişen Türk Ocağı atağı bir vuruş, kaleci Özgür başarılı. Şutu atan Denizli köşe vuruşu kullanıyor Türk Ocağı. Kaan boşta kalan top savunma uzaklaştırıyor. Kaptırılan top Pascal vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Gelişen Cihangir atağı Mete topla buluştu ceza sahası içerisinde. Son çizgi içeriye ortası asfaltla top dışarıya gidiyor. Üst üste ataklar Cihangir'den. Hüseyin yaptı ortasını. Mete göğsüyle yumuşattı. Bir vuruş, kaleci Cenk başarılı. Bu dakikalarda gol arıyor Cihangir takımı. Hasan Yaşın ses ortası. Ümid'in vuruşu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeliyor. Gelişen Türk Ocağı atağı Ertaç ceza sahası içerisinde savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Ertaç açısı dar, vuruşu güzel, top ağlara gidiyor. 82. dakikada Ertaç'ın attığı golle Türk Ocağı Cihangir karşısında 1-0 öne geçiyor. Ertaç'ın gol sevinci taraftarlarıyla paylaşıyor. Gelen gol sonrasında büyük sevinç yaşıyor Türk Ocağı taraftarları. Son haftaların golcü futbolcusu Ertaç. Şimdi gelişen Cihangir atağı. Mete boşta kalan top Patrick topağlara gönderiyor. 83. dakikada Patrick'in attığı golle Cihangir Türk Ocağı karşısında beraberliği yakalıyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Bir dakika sonrasında 1-0 mağlubiyetten beraberliğe geliyor Cihangir takımı. Erken cevap veriyor. Cihangir atakları devam ediyor. Yannick, Fırat ceza sahası içerisinde maçın hakemi Mehmet Sezener penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 89. Cihangir'in öne geçme şansı. Topun gerisinde Ertan. Ertan vuruş ve gol. 89. dakikada Ertan'ın attığı golle Cihangir Türk Ocağı karşısında 2-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Son dakikada gelen penaltı golü ve Cihangir taraftarları bu kez büyük sevinç yaşıyor. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Mehmet Sezener'de. Çalan düdük 90 dakika tamamlanıyor. Türk Ocağı 1, Cihangir 2. Evet, 2-1'lik galibiyet. Biraz
tempoyu artıralım, süratlenelim. Osman Dindar'ın da sevgileri, selamlar var. Belirteyim. Seni ekranlarda görmek oldukça güzeldi Osman Dindar. Hocam onu da belirteyim. Teşekkür güzel ediyoruz. Gelsin. Soyadı gibi bizi dinliyorsa bu saatte. Evet. Biz de Osman'a buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Her hafta sonu maçlarda imiş kadar iyi takip ediyoruz. Evet. Osman'ın yayın akışı içerisinde evet. Sevgili Borucu'yla Salih'le birlikte o yayın akışından dolayı biz de onlara teşekkür ediyoruz. Evet. Burada tabii bu pozisyonda örneğin sporcunun kendini çok rahat bir şekilde yere bırakması. Yani evet bir dokunuş var. Sol el hafif açıktır ama top oynayan sporcular çok iyi bilir ki bu tür bir hamleyle bu kadar sert bir düşüş yaşamaz. Evet. Profesyonel maçlarda da dikkat ediyorum. Benzer vermiyor hakemler. Vermez ya. Vermiyor. Bak top önünde topla oynama niyeti devam etmiyor. Bırakıyor kendini tamamen. Evet. Bırakmaya yönelik bir hamle. Sol ayak tabii biraz çime takılıyor. Öyle bir görüntü de var. Ama benim daha çok kafamın takıldı bilmem görüntülerde gelirse şimdi. Maçın son dakikalarında yani maçın son 10 dakikası maça damgayı vurmuş. Şurada özellikle merak ettiğim nokta bu. Tekrarı gelirse. Nereden kopup geliyor Kaan oraya? Savunmanın gerisinden. Hemen önündeki oyuncu ne yapıyor daha orada? Daha yakında oyuncu da vardı. Ocağın, müdahale edebilirdi. Evet. Ocağın orada tekrar gösterirsek evet bakın. Evet, siyahi oyuncu yabancı daha yakın orada. Kendisine. Hamle yapabilir. 26 numara yine oradan çaprazdan evet, geliyor. Evet. Ondan daha yakın müdahale edebilir. Son oyuncu pozisyondaki Kaan'ın orada işini. Hatta Marchetti futbolcuyu bırakıp geliyor. Aynen bir önceki golü verebilir miyiz? Bu penaltıdan önce gol pozisyonu var. 1-1 olan gol pozisyonu var. Onu verebilirse sevgili yönetmenimiz. Orada da Kaan'ın pozisyon hatasını göreceğiz. Yani iki golde de Kaan Arsu ön plana çıkan isim. Cihangir'in iki golünde de ön plana çıkıyor hocam. Defans oyuncusunun kaderi diyelim. Hani kaleciler için derler burada ya. Burada hocam. Bakın. Nerede? Evet. Normalde yıllarca bir defansta oynadık. Kaan'ın orada nerede olması lazım? Biraz daha önde vuruş alanını kapatacak evet. Şekilde ayağını evet. Araya uzatacak bir boyutta olması lazım. Sen o vuruş pozisyonunu rakip oyuncuya verdikten sonra biz buna şey dedik. Gölge savunma. Evet. Formalite. Dostlar alışverişte görsün modu. Aynı Kaan bunun etkisinde kalmış olmalı ki gelip hatayı hatayla telafi etmeye çalışıyor. Arkadaşlarının aşını kapatacak diye üstüne tuz biber ekti. Bir de penaltıya sebep oldu. Evet. Ve takımının mağlubiyetini de hazırlamış oldu. Yani belki de 84 dakika sahada çok iyi bir Kaan vardı. Maçı görmedim. Ama son 5-6 dakikada dinlediğimiz kadarıyla olduğu, Ocak daha biraz daha üstün çoğunlukla oynadı gibi. Son 5-6 dakikanın içinde yapmış olduğu bu iki hareket Kaan'ı bu maçın günah kestiği noktasına getirdi. Evet, bakın sonra yatarak az önceki pozisyonda gol pozisyonu da değil. Direkt bir önceki gol pozisyonda değil. Yatarak risk alsa kimse bir şey söyleyemezdi. Evet. Gol vuruşu vardı orada. Evet, peki burada ne vardı? Niye yatarak çift dalarak geliyorsun oyuncu? Evet Serkan. Hazırlayabilirsin. Evet hazır. Son maç Kaymaklı Bostancı Bağcıl maçı. Cihangir yalnız çok kritik 3 puan aldı Beyza'da. Onu evet, aynen, aynen öyle. Ocağın da birkaç hafta önce mağlup olduğu takım Cihangir. Şimdi haftalar sonra tekrar mağlup olduğu takım yine Cihangir. O da enteresan ve Uğur Hocam da Cihangir'den gelmedir. Biraz da sporcular belki de ona yönelik motive bir hırs bir motivasyona da neden olmuş olabilir. Evet, gecenin son maçı Kaymaklı Bağcıl maçını izliyoruz ve sonrasında stüdyodan ayrılmak zorunda kalacağız. Kaymaklı Bağcıl maçı gecenin son karşılaşması. Süper Lig'de Küçük Kaymaklı Bostancı Bağcılı Lefkoşa Şehit Hüseyin Rus Stadında konuk ediyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu yardımcılıklarını yapıyor. Konuk Bostancı Bağcılı'nın vuruşuyla karşılaşma başladı. Zoko ile gelişen Küçük Kaymaklı atağı Remzi içeriye pası, Zoko vuruşu Ufuk, boşta kalan top Ufuk bu pozisyonda başarılı ve sakatlık geçiriyor. Küçük Kaymaklı ilk dakikalarda etkili. Ceza sahasına yapılan orta Zoko, boşta kalan top, bir vuruş, Remzi'nin vuruşunda kaleci Ufuk başarılı. Topun gerisinde Bayram. 5 kişilik baraj oluşturdu Bayram. Vuruşunda top asfaltla dışarıya gidiyor. Etkili bir vuruştu Bayram adına.
Şimdi İbrahim Çıdamlı sağ taraftan atak gelişiyor. Küçük kaymaklı adına Ahmet Zayıfoğlu yaptı ortasını. Neval ceza sahasına ortası. Remzi'nin vuruşunda topu ağlara gidiyor ama öncesinde Şakir Azizoğlu'nun kalkan bayrağı pozisyon offside. Gol geçersiz sayılıyor ve şimdi Joseph'in vuruşunda top dışarıya gidiyor. Ufuk kullanacak serbest vuruşu. Uzun gönderdi. Seken top. Joseph topla buluşuyor. Joseph kaleye baktı. Vuruşu Bahadır'a çarpıp top dışarıya gidiyor. Zihni kullanıyor serbest vuruşu. Ceza sahasında yapılan orta. Ters bir vuruş Mehmet'ten. Kaleci Hasan Piro'da kalıyor top. Çalan düdük ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya küçük kaymaklı takımı başlıyor. Küçük kaymaklı hata gelişiyor. Neval ceza sahasına yaptı ortasını. Kaleci Ufuk son anda topu kornere çeliyor. Bostancı Bacıl hata gelişiyor. Kaleci Hasan uzun bir vuruş. Sonuç gelmiyor. İbrahim Çıdamlı ile başlayan küçük kaymaklı hata. Ahmet Zayıfoğlu içeri ortası. Zihni seken top. Ahmet Can topu ağlara gönderiyor. 55. dakikada küçük kaymaklı Bostancı Bağcıl karşısında 1-0 öne geçiyor. İzliyoruz. Zihni'den seken topu iyi takip ediyor. Ahmet Can topu ağlara gönderiyor ve küçük kaymaklıyı 1-0 öne geçiriyor. Gelen gol sonrasında küçük kaymaklı futbolcularının gol sevinci. Zoko ile başlayan atak. İçeri orta Remzi, Neval ceza sahası içerisinde vuruş, kaleci Ufuk başarılı. Üst üste ataklar küçük kaymaklı adına. Zoko sol taraftan destek veren Ahmetcan topla buluştu. İçeriye tekrar Zoko, gol pozisyonu Zoko. Pas düşüncesi Zihni'ye çarpıyor ve top dışarıya gidiyor. Petrov'la gelişen bir başka atak küçük kaymaklı adına. Petrov İçeri orta savunma karşılıyor. İbrahim Çıdamlı sert bir vuruş. Kaleci Ufuk son anda topu kornere çeliyor. İki güzel hareket. Şimdi Zoko, İbrahim Çıdamlı sol taraftan Neval'la atak devam ediyor. Küçük kaymaklı adına Neval ortası. Remzi şık bir kava vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. 73. dakikada Remzi'nin attığı golle küçük kaymaklı Bostancı Bağcıl karşısında 2-0 öne geçiyor. Bu şık estetik golü bir kez daha izliyoruz. Genç futbolcunun golü. Gol sonrası sevinci. Küçük kaymaklı atakları devam ediyor. Yine Petrov sağ tarafta. İkinci yarıda etkili. Son çizgi Remzi içeriye pası. Petrov, Zoko gol pozisyonu top dışarıda. Önemli pozisyon kaçırıyor Zoko. Bir kez daha Zoko'nun vuruşunda kaleci Ufuk başarılı. Maçta artık son anlar. O pozisyonda Bayram Raif'i çekiyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek'ten sarı kart görüyor. Gelişen Bağcıl atağı ceza sahası içerisinde ters bir vuruş Yusuf Palaz'dan top dışarıya gidiyor. Murat'la başlayan Bağcıl atağı Raif Bahadır onu yere indiriyor. Bu pozisyonda Bahadır da sarı kart görüyor. Maçın hakemi Serhan Şimşek o noktaya gidiyor. Sarı kartını gösteriyor. Gelişen atak Bağcıl adına sert bir vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Çalan düdük 90 dakika tamamlanıyor. Evet, bu şekilde 90 artının son karşılaşmasıydı. Hocam, son sözlerinizi alacağım. Öncelikle teşekkür edeyim katıldığınız için. Birçok da SMS aldık, paylaştık. Özellikle seni görmenin ne kadar iyi olduğunu, keyifli olduğunu zaten hep paylaşayım seninle SMS'leri. Temennim kendi adıma bu stüdyoda arkasının gelmesi diyeyim ve sözü sana vereyim. Arkası gelirse sen gideceksin hocam. Onun için bırak da tamam hocam. Arada bir gelelim. Tamam hocam. Çok fazla olmasın. Evet hocam. Evet. Tabii ki aslında bu ligin beklentilerin çok uzağında kalan iki takımının. Yani kötülerin maçı bir nevi. Kaymaklı aldı. Kaymaklı olması gereken yerler buralar mıydı? Değil. Sezon başı rahatlama adına bir 3 puan yani, evet. Küme düşme sıkıntısı yaşamaz. Bağcıl'a göre kaymaklı kadro anlamda biraz daha zengin. Kalan maçlarda toparlayıp daha rahat bir şekilde ligi bitirme konusunda daha avantajlı olmasına rağmen Bağcıl için bu kadar rahat konuşamıyoruz. Çekirge 1-2. Evet, bu sene, bakalım üstte olacak. Çıkar mı bilemiyoruz diyelim ve bırakalım. Evet. Kaya? Tabii yani Bağcıl artık küme düşme potasında.
Her yıl zaten son iki sezondur sanıyorum yaşıyor bu sıkıntıyı. Hı. Bu sezonda ciddi bir şekilde yaşayacak. Geride kalan 7 maça da baktığımızda. Kaymaklı rahatladı. Kaymaklı kupayı düşünüyor artık. Çarşamba günü. Büyük ihtimalle onun da belki de antrenmanını yapmış gibi oldular bu maçta. Çünkü çok rahat oynadılar belli yani. Hı. Dolayısıyla kupaya konsantre olacaklar. Bağcılar için zor haftalar artık. Evet. Maraş olarak çok kısa bir şey sizin söylesin. Dumlupınar'ı konuştuktan sonra söyleyecektim ama uygun olmadı. Maraş da yani Mausa bölgesi, Doğu bölgesi hocamın da tanıdığı bir camia zaten. Tam öncesinde geldim. 7 sene top oynadım Maraş'ta. Evet. Yani Maraş... Maraş'tan var Menekşe'ye gittik. İyi bir katlı oluşturdu. Evet. Şu anda 42 puanla lider durumda. Ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Doğru benim yılı bu sene. 2-3 maçını izledim bu sezon. İyi bir kadro, iyi bir... Zaman zaman aksıyorlar, kaybettikleri puanlar var ama İlhan Hoca'yla birlikte tahminim... O çok istedikleri şampiyonluğa İlhan Kuş'la birlikte ulaşacaklar diye düşünüyorum. Buradan da başarılarının devamını diliyorum. Biz de iki kelime söyleyelim sevgili Beyza'da. Az önce kapattın her ne kadar şey yapmış olsan da Maraş bizim için ayrı bir değer. Çünkü 7 sene Maraş'ta top oynadıktan sonra biz Mor Menekşe'ye gittik. Ayrıca şu anda da kulüp başkanı Hasan Oy olsun, Sinan Sevim olsun benimle o dönem futbol oynayan jenerasyondan gelme. Onlara da buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve umarız sezon sonunda hak ettikleri gibi bir üst ligde yerlerini alırlar diyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle ikinize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, 90 artıyı noktaladık. İki önemli isim vardı. Doğu'dan Sedat Kılıç ve Kaya Emiroğlu. Bir 90 artıyı daha geride bıraktık. Yeni bir 90 artıda birlikte olmak dileğiyle iyi bir pazartesi akşamıyla birlikte iyi bir haftanın sizlerin olmasını diliyorum. Şen ve sen kalın.